misafirler, sayın protokolümüz salonumuza teşrif etmişlerdir efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Rektörüm, Sayın Protokol, saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirler. Tarihimizin büyük alim ve şeyhülislamlarından Uluslararası Kemal Paşazade İbni Kemal Sempozyumuna hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Kıymetli misafirler, sizlere sempozyum programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Murat Demirkol'un konuşması, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın İbrahim Aydınlı'nın konuşmaları, Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Birol Çetin'i temsilen Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Sayın Profesör Doktor Hatice Oruç'un konuşmaları, Tokat Milletvekili Sayın Yusuf Beyazıt'ın konuşmaları, Tokat Milletvekili Sayın Özlem Zengin'in konuşmaları. Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler. Şimdi sizleri ülkemizin güvenliği, devletimizin bekası, aziz milletimizin huzuru için canlarını seve seve feda eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Misafirler, sizlere elimize ulaşan programları nedeniyle katılamayan protokolümüzün telgraflarını sunmak istiyorum. Göndermiş olduğunuz nazik davetinizi aldım. Çok teşekkür ederim. Önceden belirlenen programın nedeniyle katılamadığım için üzgünüm. Programınızın güzel geçmesini diler, değerli misafirlerimize selam ve saygılar sunarım. Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok.
Büyük alim Kemal Paşazade sempozyumunuza yoğun programlarım sebebiyle katılım sağlayamadığım için üzgünüm. Programınızın hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılar sunarım. Çubuk Kaymakamımız Sayın Adem Keleş. İlmi kişiliğinin ifadesi olarak vefatında Kemal'le birlikte ilimler de öldü ifadesi tarihe not olarak düşen, hemşehrisi olmaktan onur duyduğum Şeyhülislam İbni Kemal Paşazade'yi rahmet ve hürmetle anıyorum. Daha önceden planlanmış çalışmalarımız nedeniyle Kemal Paşazade'nin memleketi Tokat'ta olacağımdan çok verimli geçeceğine inandığım sempozyuma katılamayacağım için üzüntülerimi ifade eder, tüm katılımcılara saygı ve hürmetlerimi sunarım. Tokat Milletvekilimiz Avukat Mustafa Arslan. Nazik davetinize teşekkür eder, hayırlı ve uğurlu olmasını diler. Şahsınızda tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Tokat Milletvekilimiz Sayın Kadim Durmaz. Nazik davetinize ani gelişen programın nedeniyle katılamayacağımı teessürle bildirir. Bütün katılımcı ve misafirlere saygı ve selamlarımı sunarım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Profesör Doktor Sayın Yekta Saraç. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Kemal Paşazade İbni Kemal Sempozyumuna davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Daha önceden belirlenmiş programlarım sebebiyle davetinize maalesef icabet edemiyorum. İslam düşünce tarihimizin geç yenilenme döneminde yaşanmış olan Kemal Paşazade İbni Kemal önemli bir ilmi şahsiyet olarak temayüz etmiştir. Dönemin Şeyhülislamlarından olan ve velüt bir alim olma özelliğine haiz Kemal Paşazade, hadis, fıkıh, tefsir, kelam, felsefe, edebiyat, belagat, tarih, mantık ve birçok farklı alanda 200'den fazla eser kaleme almıştır. İslam düşünce geleneğimize Türkçe, Arapça ve Farsça eserler telif ederek büyük katkılar sağlamıştır. Bu düşüncelerle Uluslararası Kemal Paşazade İbni Kemal Sempozyumunu tebrik eder, yapılan çalışmaların gelecek nesillerin tarih bilincine katkı sunması temennisiyle hayırlı ve bereketli olmasını dilerim. Bir araya gelmiş değerli akademisyenleri, kıymetli öğrencileri ve misafirlerinizi en içten duygularımla selamlarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop. Çok teşekkür ediyoruz efendim telgraflar için. Kıymetli misafirler, şimdi açış ve tanıtım hitaplarını yapmak üzere Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Murat Demirkol'u kürsüye davet ediyorum. Sayın milletvekillerim, Sayın Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyem, Sayın Rektörüm, değerli bilim insanları, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Milletler, ekonomik zenginlikleri ve siyasi güçleri kadar bilim, düşünce, sanat alanındaki gelişmişlikleri ile de övünürler. Bugün biz bilim dünyasındaki şöhretleri sebebiyle nasıl Profesör Doktor Aziz Sancar ve merhum Profesör Doktor Fuat Sezgin ile gurur duyuyorsak aynı şekilde tarihimizde büyük başarılar sağlamış olan bilim, düşünce ve sanat insanlarımızla da gurur duymaktayız. Değerli bilim insanlarımız bugün ve yarın Uluslararası Kemal Paşazade Sempozyumu kapsamında Osmanlı döneminin seçkin alim ve Şeyhülislamlarından Kemal Paşazade'yi çeşitli yönleriyle ortaya koyan araştırma sonuçlarını sunacaklardır. Konuşmamı Kemal Paşazade'ye ilişkin birkaç not ile sınırlayacağım. 1469 yılında Tokat'ta doğan Kemal Paşazade, başta Amasya, Edirne ve İstanbul olmak üzere Osmanlı ülkesinin değişik şehirlerinde eğitim görmüş, müderrislik, kadılık ve Şeyhülislamlık görevlerinde bulunmuş, Kanuni döneminde Şeyhülislam iken 1534 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Şeyhülislam İbni Kemal olarak da tanınan Kemal Paşazade, fıkıhtan tefsire, kelamdan felsefeye, hadisten tarihe, edebiyattan dil bilime kadar
birçok alanda derin etkiler bırakan değerli eserler vermiştir. Onun özellikle Muhyiddin Arabi hakkındaki temyiz edici açıklamaları ve övgüleri, yükselmekte olan tasavvuf aleyhtarlığının önünde set olmuş, edebi kişiliğinin de gösterdiği gibi din, bilim, felsefe, tasavvuf ve sanatı kendisinde mezcetmesiyle Osmanlı entelektüelleri için bir model haline gelmiştir. Kemalpaşazade, araştırma yaptığı her alanın problemlerine özel olarak eğilmiş ve meseleleri analitik ve kritik bir yaklaşımla incelemiştir. Osmanlı bilginleri arasında seleflerinin görüşlerini cesurca eleştirmesi ve yeni görüşler sunmasıyla tanınmaktadır. İşte sempozyuma katılan 136 bilim insanımız Kemalpaşazade'yi değişik alanlardaki görüşleri ve eleştiriye konu olan yaklaşımlarıyla gündeme getirip inceleyeceklerdir. Kemalpaşazade üzerine ilk sempozyum 1985 yılında merhum valimiz Recep Yazıcıoğlu'nun teşvikiyle Tokat'ta icra edilmişti. O sempozyumun düzenleme kurulu üyelerinden ve aynı zamanda merhum valimizin kardeşi olan eski bakanlarımızdan Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu, dün ile bugün arasında köprü kurmak üzere bir konuşma yapacaklardı. Fakat İstanbul'da yaşamaları sebebiyle yol yorgunluğuna katlanamayacak durumda olduklarını belirterek gelemediler. Fakat selamlarını ve iyi dileklerini ilettiler. Yine bir gün öncesine kadar Tokat valisi olan Sayın Doktor Ozan Balcı sempozyuma katılacaklarını beyan etmişlerdi. Ancak Van şehrine vali olarak atanması üzerine program değişikliği oldu ve katılamadılar. Ancak katılımcılarımıza yerel kültürel bir değer olan Tokat hatırası gönderdiler. Kendilerine bu yüksek ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde bugün katılımlarını beklediğimiz Sayın eski YÖK Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Profesör Doktor Yekta Saraç hocamız da geleceklerdi ama son dakika bir özel durum sebebiyle gelemediler. Kendilerini inşallah üniversitemizde bir başka zaman özel bir konferansta ağırlamak istiyoruz. Belki kendileri de ifade edeceklerdir ama Tokat Milletvekilimiz Sayın Özlem Zengin Hanımefendi'nin sempozyumla ilgili olarak yaptıkları ikincisini Tokat'ta yapacağız temennisinin gerçekleşeceğine inanıyor. Yeni katılımcılarla birlikte Tokat'ta buluşacağımız günleri bekliyoruz. Burada sözlerimi düzenleme kurulu üyelerimizden olup da geçen ay vefat eden doçent doktor Zübeyit Burat hocamızı rahmetle anarak ve sempozyum düzenlenmesinde ve uygulanmasında her türlü desteği veren öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimiz, İslam İlimler Fakültesi'nin 3. sınıf lisans öğrencileri ve idari personelimize teşekkür ederek sonlandırıyorum. Saygılar hazırunu saygılarımla selamlıyorum. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Murat Demirkol'a konuşmalarından dolayı biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi de hitaplarını yapmak üzere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın İbrahim Aydınlı'nın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Evet, öncelikle teşrifleriyle bizleri onurlandıran hem Tokat vekilleri olması hasebiyle hem hukukçu olmaları hasebiyle hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon başkanlığı yapan sayın vekilimiz, yine genel başkan yardımcısı görevinde olan değerli vekilimiz, kıymetli hazirun, tabii ki paydaşımız olan Türk Tarih Kurumu'ndan aramıza katılan üyelerimiz, değerli bilim adamlarımız, sevgili öğrencilerimiz, değerli basın mensupları, hepiniz bu kıymetli şahsiyeti 2 gün boyunca masaya yatıracağımız bir yerde yapacağımız olan bu sempozyuma gerçekten gelerek onur verdiniz. Hepiniz hoş geldiniz.
Şemsettin Ahmet Kemal Paşazade, namı diğer Şeyhülislam İbni Kemal. Osmanlı ilim dünyasında yetişmiş seçkin bir alim, filozof, edip, kadı ve müderristir. Başarılarla dolu hayatı, 4 Osmanlı padişahı Fatih, 2. Beyazıt, Yavuz Selim ve Kanuni dönemlerini kapsamaktadır. Dirayetli bir sultan olan Yavuz Selim, Kemal Paşazade'ye büyük hürmet göstermiş, Mısır seferinde kaftanına onun atından sıçrayan çamuru, medar-ı zinet ve bâis-i mevharet kabul ederek günümüze ulaşacak şekilde kutsal bir eşya gibi saklamıştır. Kemal Paşazade, hukukun her alanıyla ilgilenen ve hukukçular arasında saygın bir konumda olan ve Muallimül Evvel Müftü Sekaleyn unvanlarıyla anılmıştır. Tarihimizin büyük alim ve ediplerini yaygın olarak genelde ilahiyat ve edebiyat fakültelerinde araştırma konusu yapıldığını görmekteyiz. Dini ilimler yanında felsefe, edebiyat, dil bilim, hukuk, idare ve tarih alanında da birçok eser vermiş ve pratik olarak ortaya koymuş olan Kemal Paşazade'nin diğer disiplinlerdeki akademisyenler tarafından da araştırılması, onun yaşadığı dönemde sağladığı kazanım ve başarıları doğru anlam açısından gerçekten faydalı olacaktır. Mesela Kemal Paşazade'nin İslam hukuku ve yargı alanında ortaya koyduğu başarılar niçin hukuk tarihi ve felsefesi ve yargı sistematiği içerisinde hukuk fakültelerinde incelenmesin? Kemal Paşazade, örfi hukuk kurallarının oluşturulma sürecinde ve şeriatla uyumunun sağlanmasında Osmanlı hukukuna çok önemli katkılarda bulunmuştur. Özellikle Osmanlı kanunnamelerinin hazırlanmasında çok etkin olmuş ve öne çıkmış bir isimdir. Osmanlı ekonomisinin önemli finansman merkezlerinden olan para vakıflarının meşruiyeti konusunda serdettiği görüşler sonraki alimler için temel dayanak oluşturmuştur. Ayrıca kar uygulamaları ve muamele-i şer'iye konularında yeni yorumlarda bulunmuş, kendinden sonra gelen hukukçulara gerçekten referans olmuştur. Kemal Paşazade, 16. yüzyıl Osmanlısında ortaya çıkan fıkhi problemleri ihtiyaca uygun olarak çözebilecek yöntemler geliştirmiştir. Hukuki kaygılar yanında sosyal ve ekonomik ihtiyaçları da gözeterek sorunları çözme yoluna gitmiştir. Şer'i ve örfi hukukun uygulanmasında devlet yönetiminde etkili olmuş, devlet-millet kaynaşması adına din-i devlet kavramını gerçekten belirli bir zemine oturtmuştur. Kemal Paşazade, Hanefi-Sünni geleneğinin yaygınlaşmasına, devlet düzeyinde görüşlerinin uygulanmasına çeşitli fetva ve risaleleriyle hizmet etmiştir. O, hukukçuları tabakatül fukaha şeklinde tasnife tabi tutarak Osmanlı'da hukukun istikrarına ve güvenliğine katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte hiçbir zaman mezhep taassubunda bulunmamıştır. Hatta yerine göre fıkhi sorunların çözümünde teşeffü yöntemine başvurarak Şafii kadılara yönlendirmeler yapmıştır. Kemal Paşazade Osmanlı hukukunda fetvalarıyla padişahların yanında durmuş, savaş hukukunun uygulanmasında görev üstlenmiştir. Bir nevi yasama ve yargı alanlarında görev almıştır. Osmanlı kanunnamelerinin Mısır'da görev yaptığı esnada ise Mısır kanunnamelerinin hazırlanmasına büyük katkı vermiştir. Kemal Paşazade'nin hukuk alanında yaptığı çalışmalar Osmanlı toplumunu tanıma ve günümüze birçok alanda ilham oluşturma açısından birer vesika niteliğindedir. Kemal Paşazade ortaya koyduğu eserlerle 16. yüzyılın Osmanlı hukuk kültürünün gerçekten bir temsilcisi olmuştur. Şahıs, aile, ticaret, arazi, vakıf ve ceza hukuku alanında yaklaşık 65 eser telif etmiştir. Son olarak Kemal Paşazade Osmanlı hukukunun statik değil ki özellikle hukuk fakültelerinde sayın vekillerimiz de
bilirler. Çok tartışmalıdır. İçtihat kapısının kapandığı ve duraganlık anlamında ki Kemal Paşazade bu anlamda Osmanlı hukukunun statik değil dinamik bir yapıya sahip olduğunu fetva ve hukuki çalışmalarıyla ortaya koymuş ve hukukçulara bu anlamda örnek olmuştur. Hukuk tarihi çalışmalarında ön yargılı olarak ortaya konulmaya çalışılan mezhep taassubu, şer'i hukukun hayattan koparıldığı, sorunlara çözüm üretemediği anlayışına bizzat Kemal Paşazade 16. yüzyıldan eserleriyle bize cevap vermektedir. Son söz olarak ben de bir hukukçu olarak gerçekten bu şahsiyetin ne kadar ihmal edildiğini, özellikle Türk hukuk tarihinde ayrıca ele alınarak tüm eserleriyle monografik bir ders anlatımı şeklinde bu işin hukuk fakültelerinde tekrar ele alınmasını canı gönülden istiyor ve bu konuda da kendi üniversitemde gerekli çalışmayı başlatmış bulunuyorum. Yeniden tüm misafirlerimiz böyle bir sempozyuma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Sayın Rektörümüze aydınlatıcı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler, Türk Tarih Kurumu, Kemal Paşazade Sempozyumunu destekleyen önemli bir kurumumuz. Sayın Kurum Başkanımız Profesör Doktor Birol Çetin bu sempozyuma özel bir önem verdiklerini, fakat kurumsal faaliyetler kapsamında çok önceden İstanbul'da planlanmış bir programa katıldıkları için üzüntüyle gelemeyeceklerini ifade ettiler. Şimdi de Türk Tarih Kurumu Başkanımızı temsilen Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Sayın Hatice Oruç'u hitaplarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıymetli devlet büyüklerimiz, değerli katılımcılar ve saygıdeğer hazirun. Uluslararası Kemal Paşazade Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Sayın Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Birol Çetin hocamız, kurumun düzenlediği başka bir program dolayısıyla il dışında bulunmaktadır. Bugün burada bulunamadığı için üzüntülerini dile getirmemi, saygı ve selamlarını size kıymetli katılımcılara iletmemi rica ettiler. Onun adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk tarihi açısından böyle önemli ve anlamlı bir sempozyumun bilim dünyası açısından başarılı geçmesini temenni ediyorum. Sempozyuma konu olan Osmanlı devlet adamı ve alimi Kemal Paşazade, biraz önceki konuşmalarda da değinildiği üzere 1469-1533 yıllar arasında yaşamıştır. Doğum yeri biraz önce de belirtildi, Tokat, ama ben Sayın Milletvekilimiz Yusuf Beyazıt'tan çalıntıyla şunu söyleyeceğim. Biraz önce sohbet sırasında dedi ki kendisi Tokatlıdır ama değeri Tokat sınırlarını çok çok aşmıştır. Son derece haklı bir söylemdir. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Asıl ismi Şemseddin Ahmet'tir. Ancak dedesi Kemal Paşa'ya nispetle daha ziyade Kemal Paşazade veya İbni Kemal olarak bilinmektedir. İyi bir eğitim gören, Arap dili ve edebiyatı, mantık ve Farsça öğrenen Şemseddin Ahmet, önce askeri sınıfa girmiş ve genç bir asker olarak 2. Bayezid'in bazı seferlerine katılmıştır. Ancak Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa'nın bir meclisinde, o sıralar filme müderrisi olan yine dönemin meşhur alimlerinden Molla Lütfi'nin dönemin ünlü Akıncı Bey'i Evrenosoğlu Ahmet Bey'in üst tarafına oturmasından etkilenir. Bütün tarihçiler Evrenosoğulları'nın ne kadar önemli olduğunu bilirler. Son derece Balkanlardaki fetihlerde çok ciddi katkıları bulunmaktadır. Dolayısıyla dönemin en saygın Akıncı Bey ailelerindendir. Ama buna rağmen Molla Lütfi Evrenosoğlu Ahmet Bey'in üst tarafına oturtulmuştur. Kemal Paşazade ulemanın ümeradan daha muteber olduğuna kanaat getirerek ilmiye sınıfına geçmeye karar verir. Molla Lütfi'den başka dönemin pek çok aliminden de dersler alarak tahsilini tamamlar. Kemal Paşazade ilmiye sınıfına intisabıyla müderrislik, kadılık, kazaskerlik ve şeyhülislamlık makamlarını elde etmiş, çok kısa süren bir mazuliyet dönemi
dışında devlet kademelerinde sürekli bir yükseliş göstermiştir. Dönemlerinde yaşadığı ve faaliyet gösterdiği dört padişahın, ki bunlar biraz önce de zikredildi, Bayezid'den başlamak üzere Kanuni Sultan Süleyman'a kadar sevgi ve saygısını kazanmıştır. Anadolu Kazasker olarak katıldığı Mısır Seferi dönüşünde yaşandığı rivayet edilen şu hadise bir alim olarak Kemal Paşazade'nin yöneticiler nezdindeki itibarının da bir göstergesi olarak alınmalıdır. Bu rivayete göre Mısır Seferi dönüşü Kemal Paşazade'nin atının ayağından sıçrayan çamurun Yavuz Sultan Selim'in kaftanına sıçraması ve kirletmesiyle Sultan ulema ayağından sıçrayan çamurların medar-ı zinet ve bahis-i mefharet olacağını söyleyerek kaftanın ölümünden sonra sandukası üzerine örtülmesini vasiyet etmiştir. Kemal Paşazade hadis, tefsir, fıkıh gibi dini ilimler başta olmak üzere tarih, edebiyat, felsefe, dil ve tıp alanlarında eser vermiş çok ünlü bir alimdir. Birçok ilme olan vukufu ve bu alanlarda verdiği eserlerle 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı ilim ve kültürünün en büyük temsilcilerinden biri olarak görülmektedir. Osmanlı uleması arasında biraz önce rektörüm de bahsettiler. İlmi kudretinden dolayı El Muallimül Evvel unvanıyla anılmıştır. El Muallimül Sani ise kendi öğrencisi Ebu Suud Efendi'dir. İlmi kavrayışı, muhakeme ve münazara kudreti, şer'i meseleleri çözme ve fetva verme konusundaki yeteneği sebebiyle Müftüs Sakaleyn, yani insanların ve cinlerin müftüsü lakabıyla da anılmıştır. Ölüme için tarih olarak düşürülen İrtihalel Ulumu Bil Kemal, yani Kemal'le birlikte ilimler öldü ibaresi de onun ilmi kişiliğinin bir ifadesidir. Kemal Paşazade çok yönlü ilmi kişiliği ile yüzü aşkın eser kalemi almıştır ve programdan anlaşıldığı üzere biraz önce Murat Hocam söylediler 136 tane konuşmacı var. Kemal Paşazade ve eserleri bu sempozyumda etraflıca konuşulacaktır. Tarihçi olarak bizim üzerinde duracağımız yönü tarihçiliği ve bu alandaki eseridir. Kemal Paşazade Edirne'de müderreslik yaptığı ilk dönemde ki çok gençtir o sıralarda, 2. Bayezid'in arzusuyla tarih alanında bir eser kaleme almış ve onun Tevarih-i Ali Osman'ı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Sultan aynı dönemde İdrisi Bitlisi'ye Farsça bir Osmanlı tarih yazmasını söylemiş. Kemal Paşazade'den de herkesin anlayabileceği bir Türkçe ile tarih yazmasını istemiştir. Kemal Paşazade her padişah dönemi için ayrı bir cilt olmak üzere 1510 yılı olaylarına kadar getirdiği 8 ciltlik tarihini 2. Bayezid'e sunmuştur. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle eserini kaldığı yerden devam ettirerek Muhaç Seferi sonrasına, yani 1527 yılına kadar getirmiştir. Böylece Tevarih-i Ali Osman, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 1527 yılına kadar gelen 10 ciltlik büyük bir eser niteliği kazanmıştır. Ulaştığı bilgileri olduğu gibi aktarmak yerine sentezleme üslubunu benimseyen Kemal Paşazade, sultanın emri gereği eserini Türkçe yazsa ve buna özen gösterse de Arapça ve Farsça'ya da kullanmış ve eserini aynı zamanda edebi bir eser haline getirmiştir. Saygıdeğer katılımcılar, malumlarınız olduğu üzere Türk Tarih Kurumu, Türk tarih ve medeniyetini ilmi surette tetkik etmek için 1930 yılında Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuştur. Türk Tarih Kurumu amaçları doğrultusunda Türk tarihinin pek çok meselesine ışık tutmak maksadıyla hazırlanan projeleri de desteklemektedir. Türk Tarih Kurumu ilmi araştırma ve yayınları yanı sıra belli aralıklarla milletler arası nitelikte Türk Tarih Kongreleri yapmaktadır. Bu yıl 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında 19. Türk Tarih Kongresi'ni değerli bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleştirecektir. Türk Tarih Kurumu Türk tarihinin meselelerine ışık tutmak amacıyla bilimsel çalışmaları desteklemeye geçmişte olduğu gibi bugün ve bundan sonra da devam edecektir. Bu vesile ile kurum olarak destek verdiğimiz Uluslararası Kemal Paşazade İbni Kemal Sempozyumu'nun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Sempozyumda bildirilerini sunacak bilim insanlarına teşekkür ediyorum.
İbn Kemal'in çok yönlü kişiliğini ve bilim çalışmalarını anlamaya fırsat sağlayacak bu sempozyumun bundan sonra yapılacak nice çalışmalara yol gösterici olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyemiz Profesör Doktor Sayın Hatice Oruç'a hitaplarından dolayı biz teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler, Tokat'ta doğmuş bir bilim insanı ve bürokrat olan Kemal Paşazade, Tokatlılar için özel bir önem ifade etmektedir. Nitekim Murat Demirkol hocamızın da bahsettiği üzere Kemal Paşazade'yi ilmi açıdan anan ilk sempozyum Şeyhülislam İbni Kemal Sempozyumu adıyla 1985 yılında Tokat'ta icra edilmişti. Şimdi de Anayasa Komisyonu Başkanımız ve Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Bırası'da Kemal Paşazade'nin Tokat için ifade ettiği değeri de dikkate alarak yapacağı konuşma için kürsüye davet ediyorum. Çok muhterem Genel Başkan Yardımcım, çok değerli rektörüm, değerli hocalarım, değerli öğrenci kardeşlerim, değerli hanımefendiler ve efendiler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı bir vesileyle buradayız. Gerçekten tarihimizin en önemli alimlerinden birisi olan İbni Kemal'i ile ilgili bir sempozyumda, uluslararası bir sempozyumda sizlerle beraber olmaktan bir Tokatlı olarak onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben konuşmamı birkaç başlık üzerinde toplamak istiyorum. Bunlardan birisi İbni Kemal Tokatlı, Tokat'ın o andaki iklimini size bir vesileyle izah etmek isterim. Değerli dostlar, 1071 Malazgirt'ten sonra Anadolu'da Türklerin ilk fethettiği yer Tokat bölgesidir. Ve o zamanki fetih olayında aynı zamanda komutan olan ve alim olan Danışmet adı üzerinde danışılan, istişare edilen bir büyük zatla beraber kendisini ifade etmiştir. Dolayısıyla Niksar Danışmetlilere başkentlik yapmıştır ve en önemli özgün eserlerini Tokat bölgesine vermiştir. Dolayısıyla Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde gerçekten danışmetlerin son derece önemli bir yeri olmuştur. Bu yönüyle baktığımız zaman Tokat'ta Yağbasan medreseleri hem Niksar'da hem Tokat'ta gerçekten tarihinin de önündedir. Anadolu'da kurulan ilk medrese Yağbasan medresesidir. Ben burada İlim adamlarımızın, hocalarımızın dikkatini şu noktaya çevirmek isterim. Yağbasan medreseleri teoloji, ilahiyatın dışında fenle ilgili, astronomiyle ilgili, hendeseyle ilgili, matematikle ilgili bir medrese, bir üniversite olarak görev yapmıştır. Bu anlamda işte şu anda bulunduğumuz üniversitenin ismini taşıyan Yıldırım Beyazıt'la beraber Emir Timurlu da değerlendirdi. Tarihteki önemini bu anlamda altını çizmek isterim. Değerli arkadaşlar, değerli dinleyiciler, Tokat'ın önceliği sadece bundan ibaret değildir. Yine Türklerin 1068 Ani Camisi'ni değerlendirmediğimiz zaman Anadolu'daki yapmış oldukları ilk cami Tokat'ta Garipler Camisi olarak bulunmaktadır. Bu cami de kubbeli ölçütlerde yapılan, yani medreseyle bir anlamda bütünlük sağlayan, gökyüzüyle bütünlük sağlayan ilk özgün eser olması hasebiyle de önemlidir. Yine Tokat, baktığımız zaman 60'a yakın hanın bir şehir merkezinde olduğu bir şehir kültürü olarak da kendisini gösterir. Bir ticari kent, bir sanayi kenttir. Biliyorsunuz İpek yolları, tarihte İpek yolları son derece önemlidir. Bunların kesişme noktası İstanbul'dur. İstanbul Üsküdar olarak değerlendirilir. Bu Üsküdar'dan çıkan yol Anadolu'dan Çin'e giderken 3 ana hattan gider.
Bunlardan bir tanesi Haç yolu diye tanımlayacağımız direkt Üsküdar'dan Hicaz bölgesine giden bölgedir. İkinci kol ise orta koldur. Bu kolda İstanbul Üsküdar'dan çıkar, Tokat'tan Bağdat'a gider. Buna Bağdat yolu, Bağdat İpek yolu diye de ifade edilir. Bir diğer yolda yine Tokat'tan geçmek suretiyle Tebriz'e giden yoldur. Buna da yine Doğu yolu olarak değerlendirilir. Yani tarihteki bu İpek yolunun iki ana damarı Tokat bölgesinden geçmiş ve Tokat bu anlamda bir merkez haline gelmiştir. Onun için dokumacılıkta, ipekçilikte, bakırcılıkta bütün bu anlamlarda bir sanayi kenti olmuş, bir gümrük kenti olmuş ve bir anlamda Selçuklar döneminde 5. büyük kent, coğrafyanın Osmanlılar kentinde de 6. büyük kent olmuştur, şehir olmuştur. O nedenle Tokat'ı değerlendirdiğimiz zaman tarihin bu olgusuna dikkat çekmek istedim. Bu anlamda da yine Mevlana Hazretleri'nin Fihi Mafi adlı eserinde Tokat'a gitmek gerek. Çünkü Tokat'ın insanı ve havası mutedildir diyerek buna bir anlamda değer ifade etmiştir. Şimdi Tokat'la ilgili olaya baktığımız zaman Selçuklar döneminde Darül Nusret olarak değerlendirilmiş. Yani yardım edenlerin yurdu, yardım edenlerin kapısı, yardım edenlerin şehri olarak tanımlanmıştır. Yine Amasya Şehzadeler kenti olarak bilinir. Tokat da sultanlar kentidir. Bunu şu anlamda söylüyorum. Sultan hanımların hassa gelirlerinin tamamı Tokat'tan gönderilerek değerlendirilmektedir. Yani o sultanların bütün bu anlamdaki şeyleri, gelirleri Tokat bölgesine ait olmak üzere kılınmıştır. Onun için böyle bir coğrafya içerisinde ilimin bir anlamda işte yine bir başka değerlendirme içerisinde fazlalar yurdu, alimler, konağı, şairler otağı olarak değerlendirilmesi de bu noktadan kendisini göstermektedir. Tarihin her dönemine ait izlerini bulmaktan mümkündür. Onun için Tokat'tan 6 tane Şeyhülislam çıkmıştır. Ve bu son derece önemlidir. Yani 2. Mahmut döneminde yine bu Yeniçeri ile ilgili verilen Şeyhülislam Tokatlıdır. Biliyorsunuz Hüsrev yine Tokatlıdır. Bunlar bu anlamda da altını çizmek istedim. Değerli dostlar, Tokat'la ilgili olaya baktığımız zaman İbni Kemal gibi birisinin çıkması da o ailenin de burada yaşamış olması, yine annenle tarafının buradan değerlendirmiş olması da tesadüfi bir olay değildir. Bunun altını bu noktadan çizmek açısından söyledim. İbni Kemal'le ilgili olarak söylemek istediklerim de şunlar. Gerçekten tarihin görmüş olduğu en önemli alimlerden birisi. Benim dikkatimi çeken İbni Kemal'le ilgili, yani Müftü Hüsak Aleyh'in olması, bunları zaten ilmi adamlarımız anlatacaklar, konuşacaklar, değerlendirecekler. Ben burada Ehl-i Sünnet anlayışının, Sünni geleneğin özellikle bunun tarafından vurgulanıyor olması, bunu yaparken hem para vakıflarıyla, hem zürri vakıflarla, hem ailelerin ileriye doğru yaşaması noktasında, ekonomiyle, finansla ilgili konularda bir çalışmasının yanında büyük devlet olmanın da gerekliliği noktasına dikkat çekmiştir. Bunu şu anlamda söylüyorum. Biliyorsunuz değerli dostlar, Ehl-i Sünnet'te özellikle Maturidi inancında ehli kıble tekfir edilemez. Amel imandan bir cüz değildir. Bu iki önemli unsur devlet olmanın, devletin de medeniyet olarak iddialı bir dünyada hükümran olmasının en önemli olgusudur. Çünkü tebaasında amel imandan bir cüz olmayınca her türlü ameli işleyen insanlar kafir olmadığı sürece, imanlarını reddetmedikleri sürece o toplumda yaşayabilme imkanını elde etmişlerdir. Ehl-i kıble tekfir edilemediği zaman ise dolayısıyla yine değişik mezheplerin ve değişik inançların o toplumda, o devlette yaşayabilmenin yolları oluşulmuştur. Yani leküm din hüküm veliye dinin bir alt silsilesi olarak kendisini göstermiştir. Ben bu anlamda İbni Kemal'in tarihteki, yani Kanuni döneminin ve Yavuz döneminin önemli şahısları içerisinde olmasını bu anlamda son derece kıymetli bir hadise olarak değerlendiririm. İşte Osmanlı'nın bu dönemine baktığınız zaman en fazla yükseldiği dönemdir. En fazla yükseldiği dönem içerisinde olması
bütün mezheplere, bütün bu değişik şeylere, yani bir anlamda özgürleşmenin, insanların bireysel düşüncelerinin tam da bu anlamda ifade etmesinin yolunu açan bir değerlendirmedir. Sayın Rektörümüz para vakıflarından bahsettiler. Vakıf olayı ise bizim medeniyetimize son derece önemli değerli dostlar. Çünkü vakıf ilk insanla beraber başlamış. Yardımlaşma duygusu insanın temelinde var. Ama bu yardımlaşma duygusu değişik toplumlarda değişik şekillerde gösterilirken İslam toplumunda bu vakıf olarak tüzel kişilik kazanmış. İslam medeniyeti neredeyse bir vakıf medeniyeti haline gelmiş. Özellikle Büyük Selçuklular ve sonrasında Anadolu Selçuklular ve Beylikler dönemlerinde bir anlamda devletin güvenlik ve adalet sisteminin dışındaki bütün hizmetler vakıflar eliyle yapılmış. Nerede bir han, hamam, kervansaray, darul hastane, şifahane, ondan sonra yetimhane, darul kurra, nerede ne görürseniz bunların hepsi vakıflar eliyle değerlendirilmiş. Ne anlam ifade ediyor? Devlet merkezden para göndererek bir yerde bir hizmet götürmüyor. O yerdeki, o bölgedeki, o coğrafyadaki, o köydeki ileri gelenleri bir araya getiriyor. Onları bir araya getiriyor. Bakın, yerelliğe dikkat çekmek için bunu söylüyorum. Ve oradaki insanları bir araya getiriyor. Onlara bir vakıf kurduruyor. Ve onlar kendilerine göre ne önemliyse, neyi önemsiyorlarsa onu gaye denerek senetlerini hazırlıyorlar. Ve ona da akallar bağlanıyor. Devamlı yaşaması sağlanıyor. Hem bir yerindelik var, hem bir mahallelik ve yerellik var. Hem de bir anlamda ila nihaya yaşamasını gerektiren bir hadise var. Onun için sistemler uzun süre yaşamış, medeniyetler oluşmuş. O nedenle hanım sultanlar, mesela bizim kadın sultanlarımıza baktığınız zaman padişah eşlerine, annelerine falan yığınla buna benzer örneklerini görürsünüz. Gevher Nesibe Hatun, yani baktığınız zaman daha insanların müzikle tedavi eden o çağlarda, yani Avrupa'da diri diri yakılırken insanlar müzikle tedavi eden, hatta çok ağır hastaların daha yakın bir sistem içerisinde değerlendirildiği alanlar görürsünüz. Edirne'deki Beyazıt Külliyesi'ne gittiğiniz zaman, oradaki müzeyi gezdiğiniz zaman bunu çok yakından yine hissedersiniz. İşte bütün bunlara baktığımız zaman değerli dostlar, hem bir yerellik vardır, hem bir yerindelik vardır. İşte bu anlamda, bu konuda da tüzel kişilik İslam'la beraber alan vakıflar, şimdi hem Endülüs'te hem de bizim Osmanlı coğrafyasında bütün bir anlamda bir medeniyete ışık vermiş ve bir doğumu sağlamıştır. Bana göre, benim değerlendirmeme göre ise İbni Kemal para vakıfları fetvasıyla ve zürri vakıflar fetvasıyla iki tane büyük açılım yapmıştır. Menkul değerlerin vakıf kanalıyla, çünkü vakıf nedir aslında? İnsanların emeklerini, gayretlerini, mallarını, mülklerini kendilerine göre kutsal gördükleri bir gayeye hasretmektir. İşte para vakıflarını getirmek suretiyle finans olayında devletin çalışmasını, vakıfların oradan gelir elde ederek bunların çoğalmasına imkan vermiştir. Zürri vakıflarla da yine insanların vakıf kurmak suretiyle kendi neslinden gelen evlatlarının bunu devamını sağlamıştır. Hatta zürri vakıflarda kendi müellif zamandaki alimler, kadın evlatlar vakıf yöneticisi olabilir mi, bundan istifade edebilir mi diye tartışırken yine İbni Kemal kadın ve erkek ayırt etmeden zürri vakıflarla da bunların kendi gayelerini sağlayabileceklerini değerlendirmişlerdir. O nedenle İbni Kemal'in ben bu konudaki tarihe düşmüş olduğu, bizim devletimizi ve bizim medeniyetimize çizmiş olduğu şeyi çok fazla önemsediğimi ifade etmek isterim. Üçüncü de yine Sayın Rektörümden aldığım bir değerlendirmeyle, yine Sayın Başkanımız, Sayın Hocamız kurumundan oradan aldığım bir yolla devam edeceğim. Gerçekten bu olay doğrudur. İbni Kemal ile ilgili Mısır seferine giderken Adana bölgesinde ayağının altından çıkan, atının ayağının altından çıkan çamur kaftanına yapışmıştır. Ve kaftanı yapışınca Yavuz Sultan Selim çok büyük bir devlet adamı. Ha, bu konuda da bir parantez açayım. Yavuz Sultan Selim'in de hakkı tam anlamıyla teslim edilmemiştir. Çok şiddet ve efendim celil bir padişah olarak ifade edilir ama
tam tersine nüktedan, tam tersine hoşgörülü bir devlet adamı olduğunun altını çizmek isterim. Zaten bu olayda bunu ifade eden en doğru şekildir. Ve o zaman hemen kaftanın değiştirilmesi söyleniyor, değerlendiriliyor. Diyor ki hocasının da orada yanında kaz askerin de İbni Kemal'in de bu konuda herhalde müteessir olacağını düşündüğü için diyor ki bu kaftan benim öldüğüm zaman mezarımın üzerine örtülsün diyor. Ve bu kaftan geldi, bize emanet olarak geldi. Yavuz Sultan Selim Camisi'nde o mezarın üzerinde serili vaziyetteyken daha sonra Yavuz Sultan Selim Camisi'ni benim genel müdür olduğum dönemde biz restorasyona aldık, onarıma aldık. O dönem içerisinde orası da Kültür Bakanlığı'na aitti. Bu kaftan birileri tarafından çalınmak istendi. Hatta alındı, götürüldü, değerlendirildi. Orada da yine kendime bir pay çıkacağım. Benim özel gayretlerim sonucunda bunun önüne geçildi. Bu kaftan buradan alınacaktı, Amerika'ya gidecekti. Bugün işte bir terör örgütü olan FETÖ'nün FETÖ'ye teslim edilecekti. Ve oradan da halife olarak aynen Yavuz Sultan Selim halifeliği aldığı gibi oradan da alıp getirilecekti. Bütün bir olay, bütün bir hadiseyi değerlendirme açısından da bunun altına bir dipnot olarak burada düşmek isterim. Ve dolayısıyla o kaftan daha sonra getirildi, alındı, teslim edildi, onarıldı, restorasyonu yapıldı. Ve Cumhurbaşkanımız tarafından da orada yine nemden falan korunaklı bir şekilde Yavuz Sultan Selim Türbesi'nin üzerine örtüldü. Şu anda orada aynen Yavuz Sultan Selim'in vasiyeti gibi orada muhafazası sağlanıyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza gerçekten bu tür değerlere, manevi değerlere, kültüre, alaka, edebiyete, şahsiyete, kişiliğe, erdeme, vefaya, tevazuya verdiği değer için şükranlarımı ifade etmek istiyorum. En azından hürmet ediyorum. Dolayısıyla ben bu duygularla hepinize bu sempozyumumuzun hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Anayasa Komisyonu Başkanımız ve Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt'a kıymetli konuşmalarından dolayı biz teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler. Şimdi de Tokat'ta İbni Kemal'in okulunda okumuş olması sebebiyle Kemal Paşazade'ye karşı özel bir ilgi duyan Tokat Milletvekilimiz Sayın Özlem Zengin'e dünya çapında ilmi bir şöhrete sahip olan Kemal Paşa hakkındaki düşünce ve değerlendirmelerini sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli milletvekilim, arkadaşım Yusuf Beyazıt fevkalade bir konuşmayla bana teslim ettiler. Çok değerli rektörüm, bu organizasyonun hazırlanmasına büyük emek sarf eden Murat Demirkol hocam, elbette Türk Tarih Kurumu'ndan gelen hocalarımız, bugün devam eden süreçte bu sempozyum boyunca katkı sağlayacak olan çok değerli akademisyen arkadaşlarım, hocalarım ve elbette öğrenmeye talip genç arkadaşlarım, çoğunluğun da kız öğrenciler olduğunu görüyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşım, beni anons ederken ifade ettiler. Hayatta hiçbir şey tesadüflerle olmuyor. Benim annem 30 yılı aşkın ilkokul öğretmenliği yaptı. Ve bunun çok büyük bir çoğun, ilk başladığı yer Yusuf Beyazıt milletvekilimin doğduğu köyde, okulda öğretmenliğe başladı. Tokat'ın Niksar ilçesinin Başçiftlik köyünde. Çok tabii fedakar, çalışkan bir öğretmen nesil o nesil. Daha sonrasında da Tokat'ta İbni Kemal İlkokulu'nda öğretmenlik yaptı ve evimiz de hemen bu okulun karşısındaydı. Bugün burada bu konuşmayı yaparken hakikaten heyecanlanıyorum. Yani ben İbni Kemal adını ufak bir çocukken, annem okulu öğretmenliğe başladığı andan itibaren işiten bir çocuk olarak büyüdüm. Ve hocalarımızın anlatmış olduğu Yavuz Sultan Selim'in seferdeyken hocamızın atının ayağından sıçrayan çamuru bir nimet bilmesini, bu hikayeyi, kıssayı öyle diyelim, çocukluğumda dinlemiştim ve çok etkilendiğimi hatırlıyorum bir çocuk olarak.
Bu yüzden okullarımıza verilen isimler, daha o günlerden itibaren çocukların zihninde bırakılan imgelemler fevkalade önem arz ediyor. O yüzden bugün İbni Kemal'de okumuş bir öğrenci olarak yani burada olmuş olmayı da ayrıca anlamlı addediyorum. Değerli katılımcılar, ben tabii bütün konuşmaları bir bütün olarak görüyorum. Gelen buraya kürsüye gelen konuşmacılarımızın hepsi Kemal Paşazade'nin, İbni Kemal'in ne kadar büyük bir insan olduğunu anlattılar. Sağ olsunlar Murat Demirkol hocam beni ziyarete geldiği zaman beni en çok etkileyen şey bu konuya dair heyecanı oldu. Bu manada her şeyi bizi taşıyan, bir yere götüren, bir işi yaptıran en önemli motivasyonun içimizdeki heyecan olduğunu düşünüyorum. Mesele bu heyecanı aktarabilmek. Ve bunun devamında da doğrusu biraz hicap ettik biz Tokatlılar, Tokat milletvekilleri olarak. Keşke dedik biz bu işi Tokat'ta başlatsaydık. Fakat burada olmasının da ayrıca bir anlamı var. Belki başlangıç olarak Ankara'dan başlaması bütün Türkiye'ye bu feyzin, bu heyecanın yayılması anlamında önem arz ediyor diye düşünüyorum. Elbette ki hocam sözümüzdeyiz. İkincisini benzer tarihlerde önümüzdeki yılda hiç araya mesafe koymadan önümüzdeki yılda inşallah yapacağız. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah rahmet eylesin valimiz Sayın Yazıcıoğlu Tokat'ta bir İbni Kemal Enstitüsü kurmuş. Bunu da ben sizin vesilenizle öğrendim. Maalesef şu anda biraz atıl durumda. Önümüzdeki yıla kadar da biz kendimize yine vekil arkadaşlarımla bunu vazife edindik. Bunu da ihya edeceğiz ve daha aktif hale getireceğiz. Tokat'ta İbni Kemal'in ismi tıpkı Gazi Osman Paşa gibi çok daha bilinen, tanınan ve kurumsal anlamda da sadece ilkokulumuzda değil farklı kurumlarda da bu manada adının daha fazla zikredildiği bir duruma inşallah getireceğiz. Yani bunun altını hasreten çizmek isterim. Tabii buraya gelirken böyle durumlarda her birimiz yeni okumalar yapıyoruz. Ben de bu okumaları yaptığımda hocalarımızın yaptığı konuşmaların benzerlerini okuma imkanım oldu. Ben de kendi cephemden beni en çarpan kısımlarını kısaca ifade etmek istiyorum. Tabii İbni Kemal'in en önemli özelliği bir defa bilerek, isteyerek yani ilmiye sınıfını tercih etmiş olması. Kendisi sizlerin de ifade ettiği gibi asker kökenli bir aileden geliyor. Ve normal şartlarda kendisi de aynen dedesi gibi çok büyük bir asker olacakken Hatice hocamın ifade ettiği gibi bir toplantıda Molla Lütfi ki kendisi de Tokatlıdır aynı zamanda Molla Sarı Lütfi. Hüseyin Hatemi hocamın da bu konuda özel bir hatıratı var. Daha sonra onu da belki paylaşırız. O da çok özel bir hikaye, hayat hikayesine sahip çok değerli bir alim. Ona gösterilen hürmeti gördükten sonra asıl gücün, asıl dönüştürücü gücün bir toplumu dönüştürmenin, çok büyük bir katkı sağlamanın en önemli alanının ilim olduğunu gördükten sonra askeriye sınıfından ilmiye sınıfına geçiyor ve bu arada da tabii ki pek çok farklı alanda yani bugün bizim anlamakta belki de kavramakta zorlanacağımız kadar çeşitli alanlarda işte mantık, felsefe, hukuk, dil bilimi çok iyi iki dile ayrıca vakıf Arapça ve Farsça'ya. Bu manada tüm bunlarda fevkalade kendini geliştiriyor. 300'e yakın eser ortaya koyuyor. Yani 67 yıllık ömründe neredeyse her gün 20 sayfa yazarak bir ömre sığmayacak kadar çok büyük bir akademik çalışma ortaya koyuyor. Şimdi tabii bu akademik çalışmaların en önemli özü nereden kaynaklanıyor diye baktığımızda ben şunu şahsen gördüm. İlim tek başına bir hani anlam ifade etmiyor demeyeceğim ama tek başına yavan kalıyor. İlmin iki etkisinin olması gerekiyor bence. Birincisi o ilim sizin hayatınızda yaşayacak. Ki onun da mührünü söyleyeceğim konuşmam biterken. İlim sizin hayatınızda yaşayacak ve hayatınızda görünür olacak. Hal hareketlerinize, kelimelerinize, yaşam tarzınıza yansıyacak. İkincisi o ilim ile sizin bulunduğunuz yer, konum itibariyle ki kendisi işte en son Şeyhülislam olarak hayatını kapattı, veda etti dünyaya. Orada toplumsal hayata bir çözüm getirecek. Bir problem çözecek. Mesela çözdüğü iki tane temel problemi de burada ifade edeceğim. Çokça var fetvalarıyla çokça problemi çözüyor. Bunu yaparken bir denge kuruyor. Denge şu. Yusuf Beyazıt milletvekilimin ifade ettiği gibi kendisi ehli sünnete son derece riayetkar ama bunu yaparken diğer bütün mezheplere de vakıf ve onlara da hürmetkar
bir tarafta kafasında ehli sünnet akaidini muhafaza ediyor ama bunu yaparken toplumsal meseleleri görüyor, yeni ihtiyaçları görüyor ve bu ihtiyaçlara cevap verecek fetvalar üretiyor. Bunları yaparken bir taraftan şer'i hükümlere dayanıyor ama bir taraftan da Fatih dönemiyle birlikte başlayan Osmanlı'daki kanunlaşma hareketlerinden istifade ederek bu kanunlaşmalara da kanunnamelere de atıflarda bulunuyor. Yani fetvalarını sadece şer'i hükümlere değil onları muhafaza ederek ama kanunlaşmış kanunnamelerden de istifade ederek yeni problem çözücü içtihatlarda bulunuyor, fetvalar veriyor. İşte onu en büyük yapan şey problem çözmüş olması. Yani biz ben bir hukukçu olarak hukukta en büyük fayda nedir diye soracak olursak, hukuk bir problem çözme aracıdır. Yani eğer biz problem çözemiyorsak, elimizdeki mevcut bilgilerle sadece tekrar ediyorsak, o zaman sonuç alamıyoruz demektir. Şimdi buradan tabii şuna gelmek istiyorum. Size de biraz evvel ifade ettim yani örnekler vermek istediğime dair iki temel örnek vermek istiyorum. Tabii çok büyüyen bir yapı o dönemde hem Yavuz Sultan Selim hem de Kanuni Sultan Süleyman zamanında görev ifa ediyor. Ben de Yusuf Beyazıt milletvekilime katılıyorum. Yavuz Sultan Selim bence yeteri kadar konuşmadığımız, yeteri kadar kendisini anmadığımız bir Osmanlı padişahıdır. Hatta İstanbul'daki cami, adıyla olan cami de çok az insanın gidip geldiği bir camidir. Çok mütevazidir. Fatih'te ben arkadaşlarımızın da gittiklerinde hasreten ziyaret etmelerini çok isterim. Mesela kendisi Sina Çölü'nü geçerken biliyorsunuzdur atından iniyor. Çöl tabii yani. Çölde attan inip bir padişah yürürken uyarıyorlar kendisini. Efendim hava çok sıcak. Siz işte çölde gidiyorsunuz. O zaman biraz da hicap ederek diyor ki önümüzde peygamber yürürken ben nasıl atın üstünde gidebilirim? Şimdi bazı şeyler olurken bunlar boşuna olunmuyor. Bugünkü şartlarda bile atla deveyle Sina Çölü geçmek, aylarca sürecek seferler yapmak. Hatta Yavuz Sultan Selim için hep denir ki yani onu anlayabilmek için büyüklüğünü her iki seferindeki askeri anlamda yaptığı lojistik kurguyu, sefere çıkmasını, her şeyi İstanbul'dan planlayarak götürmesini anlamak dahi kafidir diye ifade edilir. Yani böyle bir yaklaşım içerisinde bu insanlar bu büyük başarıları yapıyorlar. İşte bu seferler esnasında tabii ki önemli bir şey var yani, bir tehlike var. İran'a sefer yapacaklar. Yani oraya gidecekler. İran Safavilerine gidecekler. Safavileri üzerine bir sefer olacak. Tabii burada bir Müslüman coğrafyaya bir sefer yapılması gerekiyor. İşte bu manada toplumu ikna etmek. Neden biz bu seferleri yapıyoruz? Hangi saiklerle yapıyoruz? Bunu ikna etmek konusunda İbn Kemal'in çok büyük bir şeyi var, katkısı var anlatmak konusunda. Tabii ki topraklar büyüyor o manada. Hem Yavuz Sultan Selim zamanında hem Kanuni Sultan Süleyman zamanında ve kendisinin en büyük katkısı arazi hukukuna büyük bir katkıda bulunuyor. Çünkü arazi hukuku demek, biraz evvel hocalarım da söylediler, onlarla beraber işte gelirler, mülkiyet kavramı, mesela Anadolu'da mesela en büyük kavga tarla kavgasıdır. Yani bitmeyen bu tarla sınır kavgaları müthiş hukuki tartışmalardır bunlar. Ve kendileri özellikle miri arazilerle ilgili olarak, onların intikaliyle ilgili olarak önemli tasnifler yapıyor. Mesela öşür, haraç ve miri arazi tariflerini, tanımlarını kendisi oluşturuyor. Ve devamında da bunların devriyle alakalı bir fetva oluşturuyor. Öşür olanlar, haraç olanlar, bu tarz tanımlanan arazilerin devri, satışı, yani mülkiyet devri mümkün. Ama miri araziler için, bunlarla alakalı bir devir mümkün olamayacağı için ona bir formül ararken şöyle bir formül geliştiriyor kendisi. İşte bu biraz evvel ifade ettiğim kıyaslamayı nasıl yaptığını örnek olarak ben bunu vermek istiyorum. Fıkhın cevap vermediği bir noktada referans olarak yani burada kendisi referans olarak hanefilerde asıl ve rakabeye sahiplikle yarara sahiplik arasındaki kıyası buraya taşıyor. Ve diyor ki eğer sahip olunan miri arazi ise burada devir olan
mülkiyet değildir. Onun üzerindeki yararın devri üzerinden bir fetva veriyor. Bu fetvasıyla beraber işte toplumsal manada, yani bir taraftan arazi padişaha, yani mülk ona ait kalmakla beraber, diğer taraftan da yararın devriyle aslında bir anlamda gelirlerin devamlılığını, toplumsal manada bir kargaşanın ortadan kalkmasına imkan vermiş oluyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii bu kadın meselesi Türkiye'nin bitmez meselesi. Bugün de gözümü açtım, trend topik olmuşum her zamanki gibi. Şimdi burada o kadar devrimci tarafları var ki, bir de kadınlarla ilgili bir örnek bu manada vermek isterim. Biliyorsunuz mehir meselesi vardır yani evliliklerde. Bunu da buradan öğrendim, doğrusu tam da bilmiyordum. Mehirde sınır yok biliyorsunuz. Hanımlar istediği kadar mehre talip olabilirler. Tabii mütevazisi tercih edilir ama bir sınırlaması yoktur. Türk aile geleneğinde, bizim kültürümüzde gelin hanım eve gelir, ailenin yani gelin olduğu eve geldiği esnada ailedeki işte gençler falan böyle bir alkışla tezahürat ederler ve derlermiş ki mihrini bağışla. Yani mihrinden vazgeç. Tabii insanlar da, kadınlar da nezakete binaen bazen böyle mihrinden vazgeçtiği anlar olurmuş böyle durumlarda. İşte bunlara binaen kendisi bu tür olaylar karşısında bir fetva vererek sosyal şartlar itibariyle, içinde bulunduğu şartlar itibariyle mihirden vazgeçmenin dönüş olabileceğine dair bir fetva vermiş. Yani bunu çok ben anlamlı ve faydalı buldum. Bir diğeri, tabii özellikle aileler, yani daha böyle aristokrat ailelerin kızları ve onların babaları çocuklarının eşlerinin ikinci defa evlenmeleri konusunda rahatsızlıklar ortaya çıktığı zaman bu konuyla ilgili olarak bir şerh koyma ihtiyacı duymuşlar. Bununla alakalı da İbni Kemal'in bir verdiği fetvada evlilik akdine mahkeme üzerinden, mahkeme kanalıyla ya da evlenen kız tarafının bir şerh koymasıyla alakalı bunun mümkün olabileceğine dair kendisinin verdiği fetvalar var. Bunları niye örnek verdim değerli arkadaşlarım? Bunlar birer cesaret işi. Yani düşünüyorum, bakınız herkesin alıştığı bir gelenek üzerinde bir fikri anlatmak varken siz toplumda bir problem görüyorsunuz ve bu gördüğünüz probleme bazen, ki bence en zor olanı aile hukukuna dair, bazen bakıyorsunuz mülkiyet hukukuna dair, bazen bakıyorsunuz bir orduyu bir yerden kaldırıp başka bir yere sefere götürmeye dair çok önemli kararlar içeren meselelerde siz bir alim olarak, bir bilim adamı olarak sorumluluk alıyorsunuz ve o sorumlulukla beraber bir fetva veriyorsunuz ve verdiğiniz bu fetvaları da öylesine temellendiriyorsunuz ki silsile içerisinde bunu muhataplarınızı ikna ederek yapıyorsunuz. Hem alimleri ikna ederek yapıyorsunuz hem de size hürmet edecek insanları ikna ederek yapıyorsunuz. Tabii ki bunu yaparken de bir silsile içerisinde, yani kendi fetvalarını her birini yazdığı için, yani fikriyatını temellendirirken kime, neye, nasıl dayandığında izah ettiği için, kendinden sonra gelenler için de, fetva verecek olanlar için de bir silsile oluşturma imkanı olmuştur. Bu manada son derece öncü, devrimci, kalıcı bir hizmet yapmıştır. Şimdi tabii geliyorum, beni etkileyen en önemli kısmına geliyorum ve konuşmamı da bu şekilde tamamlamak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii ki tasavvuf meselesi son derece önemli bir mesele. İşte bu konuda yine arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi bir taraftan çok büyük bir hizmet yaparak sahte diyebileceğim, insanları kandırmaya meyyal, onların akaidini bozmaya meyyal olabilecek tasavvufla alakalı mücadele ederken de bir taraftan da sahih olan tasavvuf ahlakı edebiyle ilgili olarak da çok önemli eserler vermiştir. Kendisi de aynı zamanda bir tasavvuf ehlidir bu manada. İşte İbn Arabi ile ilgili yaptığı çalışmalar, Murat Hocam da ifade etti, fevkalade önemli bir önemli çalışmalardır. Tabii ki okuduğunuz zaman beni kalbimden vuran bir cümleyle bitirmek istiyorum. Şimdi bu kadar büyük bir alim, bu kadar büyük işler yapmış, kendisinin atının çamuru padişahın kaftanına sıçramış, padişah koskoca Yavuz, dünyayı titreten Yavuz demiş ki benim için bir şereftir, öldüğümde üstüme örtün. Bunları dünyada işitmiş bir insan diyor ki vasiyetinde ölürken, ölmeden evvel, ben öldüğümde
benim mezar taşımı hiç yontulmamış bir taş koyunuz. Mezar taşı olarak. Düşünebiliyor musunuz? Yontulmamış bir taş koyunuz. Bu beni çok etkiledi değerli arkadaşlarım. Şu anda ve ben mezarına gitmemiştim. Yusuf Bey'den de rica ediyorum. İstanbul'a ilk gittiğimizde beraber Edirne Kapı'ya gidelim. Siz muhakkak gitmişsinizdir. Edirne Kapı'ya gidelim. Mezarını ziyaret edelim. Başında bir Fatiha muhakkak okuyalım. Bu şu demektir. Ben ne yaparsam yapayım, her şey bu dünyaya aittir. Yani bir şekilde burada kalacaktır. Yani mezarımın başında da bir şatafat istemiyorum. Şimdi ben görüyorum, hakikaten üzülüyorum. Yani gittiği görevden sonra böyle ünvanlarını yazan insanlar görüyorum. Ya gitmişsin artık, öyle bir ünvan yok yani. Yani kendi adımızdan sonra, işte adımız soyadımızdan sonra bu kadar yani. Bıraktığımız izden başka hiçbir ünvan yok hayatta. O yüzden bu kadar büyük işler yapmış olmasına rağmen geriye kendisinden sadece yontulmamış bir taş bırakıyor olması onun bütün yaptığı işlerdeki o felsefeyi, o ruhu anlatması ve anlamamız açısından çok büyük bir simge, çok büyük bir remzdir diye düşünüyorum. Ve bugün bu çalışmaya uzaktan yakından gelerek bir parçası olan, akademik anlamda gayretler sarf eden bütün arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Tokat, hakikaten hocamla üniversiteleri, Yıldırım Beyazıt Üniversitemizin çok değerli rektörü İbrahim hocamla yan yana otururken de konuştuk. Tokat yeteri kadar keşfedilmemiş bir il. Böyle bakıldığı zaman işte bu kapalı devre bir hali var, kapalı kalmış kendi içinde. Çok sakin, dingin, mütevazi, son derece edepli. Mesela ilme hep hürmet eden, Tokat'ta biliyor musunuz bütün başarılı çocukları, bakın yetişkinleri demiyorum, bütün başarılı çocukları bütün Tokatlılar tanır. Mesela yolda yürürken ufacık bir çocuğa hemen derler, bu çocuk okulunda birinci, bu çocuk filanın çocuğu, çok başarılı, çok akıllı. İlme, okumaya muazzam bir hürmet vardır Tokat'ta. Paraya pula değil. Bunu hasreten ifade etmek isterim. Böyle zenginliği kovalayan bir il değildir. Efendiliği, mütevaziliği, ilmi, edebi kovalayan bir il olmuştur. İnsanlarımız da böyledir. Ben de bu manada hakikaten Tokat mekili olmaktan da büyük bir onur duyuyorum. İşte bu sebeple değerli arkadaşlarım hem Tokat'ı, Tokat'la ahlakını, Tokat'ın ilme olan yaklaşımını yetiştirmiş olduğu bu kadar önemli bir şahsiyeti bugün burada andığınız için her birinize hürmet ediyorum, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de özellikle Tokat'ta biz her daim bu konuyu yapmakla ilgili olarak elimizden geleni yapacağımızı da belirterek sizleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Tokat Milletvekilimiz Sayın Özlem Zengin'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın katılımcılar, değerli konuklar, sempozyumumuz bugün öğleden sonra ve cumartesi tüm gün boyunca üniversitemizin batı yerleşkesinde C blok 5. katta 4 paralel salonda oturumlar şeklinde devam edecek. Şimdi sempozyumumuzun ilk oturumu için moderatörümüz Profesör Doktor Sayın Şaban Ali Düzgün hocamızı sahneye davet ediyorum. Sabah olsun, bereketli bir oturum olsun, iyi cumalar diliyorum. Yanımdaki arkadaşlarımla paylaştım. Biz açış konuşmaları yerine açış tebliğleri aldık. Ama güzeldi. Hazırlanmış olmak bizi sevindirdi. Protokol konuşması olarak kalmamasına ben bir öğretim üyesi olarak mutlu oldum. Yani akademide arzu ettiğimiz açış oldu bana sorarsanız. Benim normalde öğleden sonra oturum başkanlığım var idi. Ama Sait Yazıcıoğlu hocam gelemediği için oturumumuzu öne aldık. Yani benim oturum başkanlığımı öne aldık. Ben bir küçücük bir giriş yapacağım ama arkadaşlarımı, panelist arkadaşlarımı buraya davet edeceğim. Ondan sonra hep beraber yapalım o girişi istiyorum.
Ömer Mahir Alper hocam burada mıdır? Tebliğimcimiz hocam. Halil Çiçek hocamı gördüm. Hocam lütfen buyurun. Ve Ahmet hocam burada mıdır? Üçüncü tebliğcimiz. Hocam buyurun lütfen. Buçuğa kadar vaktimiz var görünüyor programda. Aslında bir saatlik bir süremiz var idi. Fakat bir hocamızın bulunmaması biraz elimizi güçlendirdi. İbn Kemal'in ben bir yüksek lisans tezi Hüseyin Atay Hoca çok eskiden yaptırıyordu ve o zaman kelamla ben asistandım o zaman. Akıl Risalesi konusunda bir yüksek lisans tezi yaptırdı hoca. Akıl Risalesi. Öyle bizim gündemimize girdi. Sonra doktora tezleri biliyorsunuz. Şamil Hoca'nın doktora tezi vesaire. Fakültemizde yapıldı. İbn Kemal ile ilgili. Tabii İbn Kemal burada ben Murat Demirkol Hoca'yı öncelikle gerçekten aramızda konuştuk. Bundan sonra Türkiye'deki ulusal ve uluslararası sempozyumları organize etme konusunda hocayı herhalde bir aday olarak kim yapar bunu dersek Murat Hoca yapar. Sağ olsun epeydir bu konuda gayret sarf ediyor. Destek veren Tokat siyasilerine ben teşekkür ediyorum. Özlem Hanım çok teşekkürler gerçekten. Beyazıt Bey çok güzel bir açı konuşmaydı. Çok teşekkür ediyorum. Bulunamayan vekillerin de desteklerini biliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Murat Hoca'nın elini güçlendirdiler. Bunun ne demek olduğunu daha önce Uluslararası Maturidi Sempozyumunu yaparken desteğin ne anlama geldiğini ben biliyorum. Onun için ben de müteşekkirim. Ümera ve ulema ilişkileri tarihin en çetrefil konularından birisidir. Ulema ve ümera. Ben size bir bilgiyi paylaşmak isterim. Maturidi çalışan birisi olarak. Semerkant'ta gezdim de Maturidi'nin mezarına giderseniz kocaman büyük birer metrelik 50'şer santimlik siyah taşlar görürsünüz. Mezarının etrafına konulmuştur. Üzerinde de yazılar var bu taşların. Bu taşlar özel taşlar. O bölgenin taşları dere hatlarında bulunur ve bunlara kayrak taşları denir, kayrak taşları. Şimdi kayrak taşlarında tespit edilen bir şeyi sizinle paylaşacağım. O da şu, bölgenin emirleri, sultanları öldükleri zaman Çakirdize mezarlığında hangi alimin yanına gömüleceklerine dair vasiyette bulunmuşlar. Yani beni şu alimin yanına defnedin diye sultanların, emirlerin, bölgedeki emirlerin vasiyetleri var. Selçuklu ve Osmanlı'dan bu tarafa, Türkiye Cumhuriyeti buna dahildir. Her yöneticinin yanında bir alim mutlaka vardır. Yani bakarsanız mutlaka vardır. Dolayısıyla İbn Kemal bunun istisnası değil. Arkasından gelen Ebu Suud'la ilgili küçük bir şeyi sizinle yine paylaşayım ben. Osmanlı'nın ne kadar zor bir toplum olduğunu görme açısından. İsmini vermeye burada mezun değilim. Bilkent Üniversitesi'ndeydi. Şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde Rum asıllı bir profesör hanım çalışıyor. Hali hazırda. Kendisiyle bir çalıştaydaydık. Yemek esnasında ilgi alanlarımızı tartışırken Ebu Suud'dan açıldı. Doktora tezini Cambridge Üniversitesi'nde Ebu Suud'un azınlık vakıflarıyla ilgili yaptı bu hanım hocamız. Ayrılırken e-maillerimizi verirken şöyle dedi. Benim e-mailim ebusuud@gmail.com. Niye böyle dedim? Dedi ki bu alim dedi azınlıkların yani gayrimüslimlerin hakkına, hukukuna bir halel gelmesin diye o kadar titizlenmiş ki hocam diyor. Saygımdan ben e-mail adresimi ebusuud@gmail.com diye aldım.
Şimdi kim olduğunu merak ettiniz, çıkınca atacaksınız bu maili herhalde bir şey ve dönüşten kim olduğunu öğreneceksiniz. Yani hali hazırda Hacettepe'de bir tarih bölümünde hocamız bu, Rum asıllı bir hocamız, eşi Türk. Şimdi bunları söyledikten sonra ben hocalarımızın bu konularda gerçekten bütün katılımcı hocalarımız öyle, fakültemden tanığım İbn Kemal ile ilgili burada sunum yapacak hocalarımızın aylardır bu işe ne kadar vakit ayırdığını, mesai harcadığını ben yakinen gördüm. Onun için onlara gerçekten müteşekkiriz. Bizim sempozyum biliyorsunuz Yunanca şölen demek. Gerçekten bir şölen yaşayacağız. 130'un üzerinde sunum olacak. Onlara müteşekkiriz bu bilgileri bizimle paylaştıkları için. Hocam Ömer Mahir Alper dostumuz, hocamız 15 dakika gibi bir süre bize takdir etmişler. Ama 15 dakika çok uzun bir süre mesaj vermek için gerçekten. Ben size sözü veriyorum hocam, lütfen siz buyurunuz. Tebliğ, tabii ki nasıl arzu ederseniz. Buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Hazirun'u saygıyla selamlıyorum. Benim konuşmam biraz daha felsefi ve genel bir konuşma olacak. Genel derken genel şeyler söyleyeceğim anlamında, felsefi anlamda biraz daha tümel meselelere değineceğimi belirtmek isterim. Tarih yazımı çalışmalarında amaç sorunu etik ve politik bir yaklaşım başlığını taşıyor konuşmam. Şöyle bir argüman ve iddiadan yola çıkıyor. Aslında bütün tarih çalışmaları etik ve politik bir içerime sahiptir ve etik ve politik bir eylem alanını oluşturmaktadır. Tarih dediğimizde iki boyutlu bir alandan söz ediyoruz. Bir geçmişte olan, biten anlamında tarih, bir de bunun anlatımı. Tarih yazımı, tarih bilimi, tarihçi bu kısma giriyor. Geçmişte olan, biten, nesne, araştırılan konu diğer tarafta. Kısaca aslında bir tarih geçmişte olan anlamında ve bir de tarih yazımı var. Her iki alanda da, yani gerek geçmişin oluşumunda gerekse bugün geçmişi yazımımızda aslında etik ve politik tercihlerimizle daima bunu yaparız. Ben bu çerçevede insanın iradesinin dahli olduğu tarih ve tarih yazımı alanında olan kadar olması gerekene de yönelen bir tutum içinde olmamız gerektiği iddiasıyla konuşmamı başlatmak istiyorum. Dolayısıyla tarih, evet, hakikatin bilgisi, doğru bilgiyi elde etmek olduğu kadar iyi ve erdemi ortaya çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak anlamı da taşıyor. Şimdi burada tabii yüce insanı ortaya çıkarmak gibi bir ifade kullandım ben özette. Yüce insanı ortaya çıkarmak, hem geçmişteki yüce insanı ortaya çıkarmak ve yüce toplumu ortaya çıkarmak, hem de gelecekteki yüce insanı, yüce toplumu ortaya çıkarmak. Biri tarihin kendisini, biri tarihin yazımını ifade ediyor. Dolayısıyla tarih çalışmaları geçmişe dönük olduğu kadar geleceğe dönük çalışmalardır. Hatta biraz sonra belki daha açık değineceğim. Aslında bizim gelecek tasavvurumuz ve şimdiyle olan ilişkimiz bizi tarih çalışmalarına iter ve itmek zorundadır. İddialarımdan biri de bu. Geçmiş olduğu için kendinde çalışılması amaca uygun bir durum değildir. Tersine bizim gelecek tasavvurumuz neyse geçmişe yönelimimiz buna göre olacaktır. Şimdiyi nasıl algılıyorsak geçmişe bakışımız ve şimdiye dönük imkanlar, çözümler ve bir miras
bulmamız da bununla ilişkili olacaktır. Dolayısıyla tarih yazmak göründüğü gibi nötr, yalıtılmış, tarihin için dışına çıkılarak yapılan bir olay değildir. Tarih çalışması bu anlamda doğrudan etik ve politiktir. Bugün diyelim ki ben Adorno'dan bir örnek vereyim. Adorno'nun Minima Moralia adlı eseri başyapıtı diye niteleyenler de var. Adorno şöyle bir cümle kullanıyor bu metninde. Dünya, bugünkü dünya sistematikleştirilmiş bir dehşettir diyor. Fakat buradaki sistematikliği görerek böyle iyi, bayağı iyi bir şey, önemli bir şey zannetmeyin. Çünkü bu sistematikliğin kendisi nifaktır diyor. Sistematikliği oluşturan şey nifaktır. Ve dünyanın özü canavarlıktır ve bu sadece yalanla örtülmektedir diyor. Şimdi dünyaya böyle bir bakan bir insanın, dünyayı böyle algılayan bir insanın tarihi herhangi bir şekilde yazması mümkün değildir. Dolayısıyla tarih doğrudan doğruya, tarih boyunca da böyle olmuştur, bugün de böyle ve gelecekte de böyle olacaktır. Daima etik ve politik bir eylem alanını ifade etmektedir. Bunu açacağım. Bu genel başlıklarımı biraz açacağım. Ve konuşmamın sonunda vaktim kalırsa Kemal Paşazade'nin de tam da bu çerçevede bir tarih yazımı yaptığını Tevarih-i Ali Osman kitabından örneklerle ortaya koyacağım. Yani tam da bu dediklerimi içeren bir tarih çalışması yapmıştırı belirtmiş olacağım. Onun Tevarih-i Ali Osman'ın özellikle giriş bölümünün bir felsefi analizini naçizane sunmaya çalışacağım. Şimdi tarih çalışmalarının amacı dediğimde benim iki anlamda bu amacı anlıyorum. Bir iç amaç, iki dış amaç diye bir tasnife tabi tutabilirim tarih çalışmalarını. İç amaç dediğimde geçmişte olanın bilgisi, geçmişin gerçeği, bunu elde etmeye çalışıyoruz. Tabii amaç olmaksızın hiçbir eylem yetkinliğe varmış olamaz. Dolayısıyla amaç bizim için olmazsa olmaz, insan iradesinin olduğu yerde olmazsa olmaz bir durumdur. Amaçsız yetkinlik söz konusu olamaz. Yolda yetkinlik kazanılamaz. Amaca varıldığında yetkinlik olur. Dolayısıyla gerçeği elde edene kadar biz tarihin geçmişe dönük boyutu, yani iç amaç boyutuyla bu amacı, bu yetkinliği sağlamış olamayız. Tabii burada geçmişin bilgisi ne kadar elde edilebilir? Geçmişin hakikatine ne kadar varılabilir? Burada epistemolojik, metodolojik çok ciddi tartışmalar var. Yani bugün postmodern tarih yazımlarında mesela ünlü bir söz, tarih yoktur, tarihçi vardır. Yani çünkü tarih dediğimiz şey tarihçinin bir kurgusundan ibarettir. Bir edebiyattır tarih, bir sanat alanıdır, bir hikayedir, bir hikaye yazarsınız. Tabii bu mübalağalı görünebilir ama tarihçinin, tarih yazanın bir hikaye yazdığında kuşku yok. Ama bu hikayesini belgelere, verilere, delillere, kanıtlara dayandırmak da belki bir romancıdan ya da hikayeciden veya bir tiyatrocudan ayrılabilir. Bu ciddi bir tartışmadır. Ben burada tarihte her ne oldu ise bunun bütünüyle ele geçirilebileceğini iddia edecek değilim. Ama en azından birinci iç amaç olarak bunun yöntemi neyse, metodoloji neyse, epistemoloji neyse bunun temellerini atmak durumundayız. Fakat bunun için bir takım koşullar var, unsurlar var ve özellikle de engeller var. Hiç olmazsa bunları bir tarafa atabilme yolunda ne yapabiliriz? Onlara birkaç cümleyle değinerek geçeceğim. İkincisi dış amaç. Şimdi geçmişin bilgisini elde edeceğiz. Tamam. Geçmişte ne olup bitti? Geçmişte olan olaylar, bu düşünce tarihi olabilir, sanat tarihi, yani estetik olabilir, felsefi olabilir, siyasi olabilir, iktisadi olabilir. Tarihin pek çok alanını buraya dahil edelim ve bunları elde edeceğiz. Ama şurada şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Tarihteki gerçekler sonsuz, tikeller sonsuz. Bütün bunları hangi kritere göre bir araya getireceğiz
bütünlüklü bir sunum, anlatım içinde olacağız. Çünkü tarihin kendisi bütünlüklü bir sunum değildir. Tarihin kendisi tek tek olaylar bütünüdür. Tekilliklerdir. Bunları bütünlüğe kavuşturacak olan tarihçidir. Bunları dönemlendirecek olan tarihçidir. Bunları eleyecek olan tarihçidir. Kısacası hangi gerçekleri öne çıkarıp seçeceğimizden tutun, hangilerini nasıl bölümleyeceğiz ve hikayemize yerleştireceğiz kısmı tamamen tarihçinin marifetidir. Bu bakımdan tarih yazımı kendini burada göstermektedir ve tarihin kendisinden çok belki bugün tarih yazımı daha da çok önemlidir. Şimdi o kadar önemlidir ki 1963'te Toynbee Hacettepe Üniversitesi'nde bir konuşma yapıyor. Tarihin faydası üzerine bir konuşma yapıyor ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki 19. yüzyıldaki ulusçu tarih yazımları imparatorlukların birkaç imparatorluğu parçaladı diyor. Tarih yazımının doğrudan politik bir müdahalesi vardır diyor. 1963'lerde. Bu tabii daha çok daha önceler bunlar ifade edildi tabii. Ama Osmanlı İmparatorluğu da dahil. Toynbee burada herhalde Türkiye'de konuşma yapıyor olduğundan olsa gerek Osmanlı İmparatorluğu'nu zikretmiyor ama Avusturya İmparatorluğu'nu zikrediyor ve bunlar parçalayıcı tarih yazımının bir sonucudur diyor. Dolayısıyla ama diyor işte günümüzde artık daha birleştirici tarih yazımları falan var. Yani tarih yazımı gerçekten olandan daha önemli. Şimdi bizim bugün mesela Osmanlı tarih yazımlarına baktığımızda geçmişi yazıyoruz ama yazana baktığımızda şimdi yükseliş devrinden bahsediyoruz, gerileme devrinden bahsediyoruz, 300 yıllık çöküş devrinden bahsediyoruz. Şimdi bunlar son 10 yıllar içerisinde çok ciddiye alınmayan anlatımlar artık. Yani son 20 yıldır artık bu böyle gerileme söylemi, yükseliş söylemi, şu söyle. Ya bunlar tamamen belirli bir projeye göre, belirli bir politikaya ve siyasete göre yapılmış şeyler. Bu tarih yazımının sonucudur ki bugün Osmanlı düşünce tarihimiz yok. Tarihsizleştirildik biz. Osmanlı düşünce tarihine dair bütünlüklü tek bir metin yok. Osmanlı hadis tarihine dair tek bir metin yok. Osmanlı iktisat tarihine dair bütünlüklü tek bir yok tarih yok. Osmanlı askeri tarihine dair yok. Aklınıza gelen her alanı sayabilirsiniz. Bunun belki tek istisnası, birkaç istisnası siyaset tarihi alanıdır. Sağ olsun bu alanda çok ciddi otoriteler, ciddi hocalarımız çalışmışlardır. Ama onlar da hala batılı şablonlar etrafında, mesela gerileme söyleminde olduğu gibi, bunun etrafında yürüyor. Yani şunu demek istiyorum, mesela 17. yüzyıldan sonra Osmanlı gelişmeye başlamıştır gibi bir tezi iddia ettiğimde nasıl karşılarsınız? Çok demek ki tarih algımızı tarih yazımları oluşturuyor ve bugün 17. yüzyıl Osmanlısının daha ileri bir düzeyde olduğu metinler neşrediliyor. Tarih yazımları bakışımızı değiştiriyor ve biz kendimizi bu anlamda tarihsizleştirdik. Tarihsizleştirildik daha doğrusu. Ne zaman başladı bu tarih yazımlarıyla birlikte tarihsizleştirilmek? 1800'lerden başladı. Çok ciddi anlamda Türk'ün bir hiç olduğu, hemen hemen 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da Türkler başlıklı çalışmaların tamamında yer alır. Türk'ün bir hiç olduğu. Neden? Çünkü Avrupa gücüdür Türk ve Avrupa'dan çıkarılması gerekiyordur. Türk'ü hiç olarak gören bu yazımlar Araplara, Farslara iltifat etmekte o metinlerde ama söz konusu olan Cezayir olduğunda, söz konusu olan Mısır olduğunda, onlar muhatap olduğunda bu sefer onlar hiçleştirilmektedir. Dolayısıyla biz bugün çok ciddi anlamda batılı ideolojinin, batılı felsefelerin, tarih yazımlarının prangası ve saldırısı altında bulunduğumuzu uzun bir süredir söyleyebiliriz. Ve bunu kırmak için tabii üstadlarımız, hocalarımız ciddi anlamda mücadele veriyorlar ama belki siyasi alanda böyle oldu ama düşünce tarihi alanımız itibariyle bugün Kemal Paşazade'nin
bütünlüklü bir metni bile elimizde söz konusu değil. Bırakın Osmanlı düşünce tarihini. Osmanlı düşünürlerinin sayısını çıkartabilmiş değiliz. Eserlerini tespit edebilmiş. Neden? Çünkü yok ki, tarihimiz yok. Hegel'in bir sözü var, tarihte akılda söyler bunu. Bir milletin gerçek ve orijinal tarihi o milletin kendi tarihçilerini çıkardığı zaman ortaya çıkar der. Fakat ne yazık ki biz kendi tarihçilerimizi, tabii bu alanda dediğim gibi emek veren yüzlerce hocamızı saygıyla anıyorum. Ama ne yazık ki özellikle düşünce alanında Osmanlı felsefesini, felsefesi tarihini, Osmanlı felsefesi ifadesini söylerken bile zorlanıyoruz. Osmanlı ve felsefe ikisi bir araya gelebilir mi? Contradiction in terms. Terimler arası çelişki neredeyse. Bu amaç doğrudan doğruya bir tarih yazımının kurbanı olmamızla alakalıdır. Dolayısıyla tarihimizi bu anlamda kendimiz yazabilir hale gelmemiz gerekir. Şimdi burada işte dış amaç kendini gösteriyor. Birincisi bu kendi kimliğimizi kazanıcı bir tarzda tarihimizi yazmak. İkincisi mevcut sorunlarımızı dikkate alarak tarihimizi yazmak. Üçüncüsü geleceğimizi inşa edecek şekilde tarihimizi yazmak. Nasıl bir gelecek istiyoruz? Tabii bu tasavvur ve nasıl bir şimdi algısına sahibiz? Bu bizi ona göre geçmişe götürecek ya da götürmeyecek. Veya götürecek ama bizim istediğimiz gibi götürmeyecek. Yani bizi Koçu Bey'e götürecek, bizi Akhisari'ye götürecek bir tasavvur. Neden? Çünkü onlar Osmanlı dönemini eleştiriyor ve işte bakın çöküşümüzün delilleri tarihte diye. Bunlara tanık olarak bizi götürecek. Oysa tamamen bağlamından koparılmış bir biçimde Osmanlı düşünce tarihi, düşünce olmak bakımından bu metinler bugüne kadar incelenmiş değil. Sebebi belirli bir tarih yazımı modelinin egemenliği altında olmamız. Şimdi burada şimdinin sorunlarını dikkate almadan geçmişe gitme diye bir şey olamaz. Çünkü sonsuz geçmiş içerisinde neyi öne çıkaracağım, neyi yöneleceğim ve geçmişin imkanını bugüne nasıl getireceğim? Çünkü geçmiş bize kimlik verdiği kadar, hafıza verdiği kadar geleceği inşanın yönünü ve imkanlarını da vermektedir. Bu birikimi almam gerekir ama bu birikim sonsuz. Bu hafızam sonsuz ve bu hafızamı sorunlarımı çözme ve geleceği kurmam noktasında yeniden organize etmem gerekiyor. Ve burada tarihçiye çok ciddi anlamda rol düşmüş oluyor. Bu anlamda tarihin iç amacının ihbari, haber veren, bilgi veren, bilgi bildiren yönde boyutlu olduğunu, tarihin dış amacının inşai, kurucu olduğunu. Dolayısıyla tarih yazımı hem ihbari, hem inşai, hem bildirimci, hem kurucu öge taşıdığını ve taşımak zorunda olduğunu belirtiyorum. Zaten başka türlü bir tarih yazımı yazılmıyor. Yani sizin en yalıtılmış, en nötr, en tarafsız gördüğünüz bütün tarihler belirli bir dine, ideolojiye ya da felsefeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu çerçevede tabii bu hocam, böyle bir toparlama tabii, durumuna ne kadar vaktim var acaba? Yani iki dakika. İki dakika. Peki teşekkür ederim. Şimdi bu tarih yazımının tabii belirli bir şartı var. Belirli unsurları var. Belirli şartları var. Bunu ikiye indirerek kısaca bitirmek istiyorum. Genel olarak tarihe bakışımız ve özel olarak kendi tarihimize bakışımız. Genel olarak tarihe bakışımızla ilgili sorunlarımızı çözmedikçe tarih yazımı gibi bir gerçekliği, bir olguyu gerçekleştirebilmemiz mümkün değildir. Tarih felsefesi, bir tarih tasavvuru zorunludur. Tarihçi anlayışımız zorunludur. Tarihçi kimdir, tarihçi kime konuşur zorunludur. Tarih bilimi ve tarih yazımına ilişkin felsefi düzeyde, metodolojik düzeyde, epistemolojik düzeyde bir bakışımızın olması gerekir. Hegelci, Marksçı tarih yazımları bunlara örnek olarak verilebilir. İki, kendi geçmişimize ilişkin bakışımızdaki bu saldırıları ve tarihsizleşmemizi ortadan kaldıracak adımlar atmamız gerekir. Son paragraf olarak da bir dakikam geçti, herhalde bir dakikam daha var. Kemal Paşazade'nin tarihi bu çerçevede bir
bu yönde bir tarih felsefesiyle başlar ve bu tarih felsefesi insanın nasıl, niçin ortaya çıktığıyla başlar. Kemal Paşa zaten birinci sayfasında bu metafizik boyutu, yani tarihinin birinci sayfasında, ilk sayfasında bu metafizik boyutla başlar ve şöyle bir ifade kullanır: varlık, insanın varlığı mazhar-ı cud-i rahmanidir der. Rahmanın cömertliğinin bir açığa çıkma yeri. Şimdi Hegel'de akıl, evrensel akıl tarihte zorunlu olarak ilerleyerek kendini ishal eder ve sonunda nereye varır? Sonunda Prusya devletine varır. Tarihin en yüce halidir o. Kemal Paşa Zadede nereye varır? Bu Hazreti Muhammed'e varır. Dolayısıyla hatta şu cümlesini belirteyim müsaadenizle. Muhammed ki aferinişten, yaratılıştan garazdır. Maksat odur yaratılıştan. Vücudu cevher ve alem arazdır. Bu mevcudattan maksudu bari, bu mevcudattan yaratıcının maksadı odur bizzat. Baki bil arazdır. Varlığın bütün oluşumu, bütün alemin oluşumu, bütün her şey Hazreti Muhammed içindir. Şimdi bu Hazreti Muhammed meselesini bu şekilde ortaya koyduğumuzda tarihteki gelişmeleri ve çöküşleri ona nispetle ele alma durumuna geçiyoruz ve geçeceğiz. Dolayısıyla da ilerlemeler, gerilemeler, yükselişler, düşüşler Hazreti Muhammed'e ne kadar benzediğimizle ya da benzemediğimizle ilgili olacaktır. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Keşke müzakere imkanları olsaydı, size sorular gelseydi salondan. Benim de sorularım var. Bu Batılıların polimet dedikleri, bizim kültürde de hezarfen dedikleri bir alimle karşı karşıyayız. Yazarken hangi kimliği öndedir ben merak ediyorum. Yani İbn-i Kemal uzmanı değilim ama ben yazarken kelamcı kimliğim öndedir. İstersem tarih yazayım. Yani Allah Tabiat Tarih diye kitap yazdım ama tarihe ben bir kelamcı gözüyle zorunlu olarak bakıyorum. İbn-i Kemal mesela tarih İbn-i Haldun'daki gibi felsefenin bir alt dalı mıdır? Yani sebepler ve sonuçlarını gösterebileceğimiz bir tarih yazımı mı var orada, yoksa resmi tarih yazımı mı var İbn-i Kemal'de? Yani bir vakanüvis midir? Kronolojik olarak tarihi aktarır mı? Yoksa olayların diyelim bir yenilgi meydana geldi, Katip Çelebi gibi daha sonra gelecek. Niye böyle bir olayla karşılaştık? Bunun sebeplerini, sonuçlarını sorgulayan bir felsefi analiz de yapabilir mi? Yaptı mı, yapıyor mu? Bunları tartışmak isterdik. Doğrusu çok iyi olurdu. Tartışmak isterdik ama biz bunları soru olarak hafızamızın bir kenarına koyalım. Yani tarih, Osmanlı tarihi. Batı'da ben biraz Martin Luther bildiğim için biliyorsunuz Tanrı'nın kırbacı Osmanlı, yani daha doğrusu Türkler Tanrı'nın kırbacıdır der. İki döneme ayrılır Martin Luther'in Türklere ilişkin tutumu. Birinci dönem Tanrı'nın kırbacıdır. Bizim yapıp ettiğimize bir bela olarak Tanrı tarafından verildiği için asla onlara karşı savaşılmamalıdır. Tanrı'nın verdiği cezayı çekeceğiz. Daha sonra devlet Cermenlerle sıkı ilişkiye başlayınca bu sefer savaşmamız gerekir Türklere karşı diye politika, teopolitik bir değişim var. Ama Osmanlı'nın tarihi Avrupa'nın tarihidir hocamın buyurduğu gibi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, yararlandık. Halil Çiçek hocam, siz de kürsüyü kullanacaksınız. Lütfen buyurun. Bismillah, ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve dinle. Herkesi muhabbetle selamlıyorum. Tabii İbn Kemal Paşa, hakikaten İbn Kemal Paşa gibi bir şahsiyeti konuşmak çok, çok zevk vericidir. Bir de Tokat milletvekillerimiz Tokat'ın geçmiş, ilmi geçmişine atıfta bulununca ufak bir katkıda bulunmak istiyorum. Mustafa Sabri Efendi unutulmamalıdır. Mustafa Sabri Efendi aslında benim, tabii Şaban Ali Hocam'ın biraz alanına girer ama uzaktan gördüğüm kadarıyla
özellikle mevkiful akli vel ilmi vel alemi min Rabbil alemin kitabı bağlamında ben onu çağımızın küçük bir gazalesi gibi görüyorum. Çünkü Mustafa Sallı Efendi yaşadığı dönemin felsefi konularını ele almış ve o çerçevede İslam akaidini ispata çalışmıştır. Onun için yani benim zihin dünyamda Mustafa Sabri Efendi çağımızın küçük bir gazalesidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Tokat'ın ilmi mirası, alimleri dile getirilirken Mustafa Sabri Efendi es geçmek doğrusu biraz Mustafa Sabri'ye karşı bir vefasızlık mı diyelim, nankörlük mü diyelim artık siz takdir edin. Ben sadece bu kadar söyleyeyim. İkinci husus değerli hocalarım, tabi biz Ümmü Kemal Paşa hakikaten çok farklı bir şahsiyettir. Ve Ümmü Kemal Paşa'nın özellikle açılış konuşmalarında da atıfta bulunulduğu gibi onun ilme yönelmesi, yani Osmanlı Devleti'nde önemli bir askerken, önemli bir komutan olmaya adayken onun ilme yönelimini sağlayan olayı biz incelediğimizde Osmanlı toplumunun ilme verdiği önemi anlıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir derstir. Bence bugün de bu dersi almamız lazım. Yani Osmanlı'da alimler ilim bir bakıma askeriyeden önce geliyor. Ve bunun için Ümmü Kemal Paşa askeriyeden vazgeçiyor, ilme yöneliyor. Bu durumu da özellikle altını çizme gerekir. Tabii benim Ümmü Kemal Paşa ile muarefen tanışmam çok geçtir. Yani yeni tanıştım diyebilirim. Murat Demirkoğlu hocam biz böyle bir sempozyum düzenliyoruz deyince ben hemen tuttum tefsirini aldım. Çünkü kendim tefsirciyim. Fakat tefsirine bakınca özellikle onun o üslubu, o ilmi üslubu Arap edebiyatı tarihinde adeta Cahız gibi, efendime söyleyeyim Hariri gibi, Bediüzzaman Hemedani gibi şahsiyetlerin doğrusu onun üslubunu görünce bunu hatırladım. Evet ben tefsirciyim ama geçmişimde Arabi ilimlerle, edebi ilimlerle çok canlı bir bağlantım var. Dolayısıyla yani edebi olaylara edebi bakışım kendi çapımda fena değil. Dolayısıyla Ümmü Kemal Paşa'nın bir takım metinlerini okuyunca baktım ki onun edebi kişiliği tefsirciliğinin önüne geçiyor. Ve onun için onun edebi kişiliğiyle ilgili bir bildiri hazırlamak istedim. Tabi uluslararası sempozyum olduğunu düşünerek Arapça hazırladım. Ama sonra Murat Demirkoğlu hocam dedi ki isterseniz özetini Türkçe sunun. Peki dedim. Ben onun için bildirimden sadece bazı başlıkları arz edip biteceğim. Çünkü bir de bugün Cuma günüdür. Cuma namazı da önümüzde vardır. Şimdi efendim Ümmü Kemal Paşa, ben hayatına falan girmeyeceğim. Hepimizin bildiği, neredeyse çoğumuzun tanıdığı bir şahsiyet. Ama onun ilmi kişiliği üzerinde hakikaten çok renkli, çok hareketli, çok zengin bir ilmi kişiliği vardır. Siz mesela tefsirci olarak baktığınızda Ümmü Kemal Paşa'sının karşınıza ciddi bir müfessir olarak çıkıyor. Yani biliyorsunuz tefsir tarihimizde Ebu Suud'un çok önemli bir yeri vardır. Ama Ümmü Kemal Paşa Ebu Suud'u çok sormuyor tefsirde. Mesela fıkhete baktığımızda Ümmü Kemal Paşa neredeyse Nesefi gibi bir fakih olarak karşımıza çıkıyor ki rektör hocamız onun hukuki yönünü çok güzel özetledi. Aslında o hukuki yönü kişiliği onun aynı zamanda fıkıhçılığını da ortaya koymaktadır. Ve o konuda da çok ciddi eserleri vardır. Sonra siz kelamcı olarak baktığınızda
onun kelamla ilgili çok ciddi bir takım katkılarını görüyorsunuz. Edebi konulara baktığınızda özellikle benim çalıştığım alan Ebu Kemal Paşa'yı çok ciddi bir, yani demin ifade ettiğim gibi mesela ben Ebu Kemal Paşa'nın tefsirinde bazı parçaları okurken doğrusu zihnimde El-Cahiz'in üslubu canlandı. Ki El-Cahiz Arap edebiyatında ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu ilim erbabı bilirler. Dolayısıyla hangi zaviyeden bakarsanız Ebu Kemal Paşa'nın, Ebu Kemal Paşa'yı o zaviyede çok ciddi bir uzman olarak görmeniz mümkündür. Dolayısıyla ben Ebu Kemal Paşa'nın ilmi kişiliğinde üç şeyin ön plana çıktığını düşünüyorum. Yani yaptığım araştırmalar, tabii araştırmalarım eksik olabilir ama gözlemim şu yöndedir. Bir kere Ebu Kemal Paşa Arabi ilimler, İslami ilimler ki alanım odur, onun için bunları söylüyorum, özellikle altını çizerek ifade ediyorum. Çok ciddi bir literatür birikimine sahiptir. Yani o alanla ilgili kimler ne demiştir? Neredeyse la yugadiru sayyirete ve la kebirete mantığıyla. O alanda kim ne demiştir? Yakalamış ve onu değerlendirmeye tabi tutmuştur. Bu çok ciddi bir literatür birikimini gösteriyor. Bu bir. İkincisi, Ebu Kemal Paşa'nın en orijinal tarafı bana sorarsanız, Ebu Kemal Paşa'nın teslimiyetçi ve taklitçi bir tavırla seleften aldığı ilmi meseleleri ele almaması. Yani taklitçi bir mantıkla, teslimiyetçi bir mantıkla ele almaması, bu oldukça çok önemli değerli dostlar. Bunun için mesela Ebu Kemal Paşa kendisinden önce ele aldığı konuyla ilgili söz eden veya ele aldığı, tartıştığı konunun paydaşları kim olursa olsun, Zemahşeri'den tutun Cevheri'ye kadar hepsine karşı çok rahat bir şekilde bağışlayan kafa tutuyor. Ve ben de bunlara katılmıyorum. Dolayısıyla Ebu Kemal Paşa'nın bu ilmi özgürlüğü, bu taklitten uzak tutumu, duruşu ilimde çok önemlidir. Çünkü bizim ilim geleneğimizde şöyle bir anekdot var. El-ilmu yahsulu beynel ithneyn. İlim iki kişi arasında oluşur. Bir hoca öğrenci veya bir itiraz eden cevap veren. Yani iki kişinin münakaşasıyla, tartışmasıyla ilim gelişir. Ve bu nedenle bizim ilim geleneğimizde ilmi münakaşalar özellikle özgür bir ifadeyle, özgür bir anlayışla ilmi münakaşalar var, tartışmalar ilmi geleneğimizde ilmin gelişmesine çok ciddi katkı sağlamıştır. Mesela bu bağlamda belki biraz konunun dışına çıkaracağım ama başlayayım, ufak bir parantez açayım. Mesela şerh ve haşiyecilik modern dönemde birçok insan bunlara çok fazla haksız bir yerde saldırı yapıyor. Efendim söyleyeyim, ilimdeki şerh ve haşiyecilik ilmi öldürmüştür. O ilmi gelişmeyi efendim önlemiştir. Halbuki bu ilme çok büyük bir haksızlıktır. Aslında bizim İslami ilimler geleneğimizde, ben o diğer alanlara girmiyorum, İslami ilimlerin tekamülünü sağlayan en önemli unsurlardan birisi şerh ve haşiyeciliktir. Niye deseniz, çünkü orada taraflar ilmi kozlarını paylaşıyorlar. Mesela örneğin İbn-i Hacip usulü fıkhıda muhtasar yazmış. Ona birisi gelmiş, şerh yazmış. İbn-i Hacip'in söylediklerine çok ciddi eleştiriler getirir. Ve kimi zaman bu eleştirileri cevapsız bırakır geçer. Müellif bu konuda böyle yapmamalıdır der geçer. Kimi zaman da kendisi o eleştirilerine cevap verir. Dolayısıyla bizim ilmi geleneğimizde şerh ve haşiyecilik
bizim o ilmi gelişme ilmesini sağlayan en önemli unsurlardan birisi. İşte Ebu Kemal Paşa'ya geldiğimizde Ebu Kemal Paşa, ben özellikle Ebu Kemal Paşa kullanıyorum çünkü dedesi Osmanlı döneminde önemli bir asker ve ismi Kemal Paşa, ona mensuben, yoksa babasının ismi bildiğiniz gibi Süleyman'dır. Kendisi adı Ahmet bin Süleyman bin Kemal. Ama yine bizim ilim tarihimizde dedelerinin ismiyle tanınan birçok alimimiz var. İbn Malik gibi, İbn Hişam gibi. Bu da öyle. İbn Kemal Paşa efendim ilmi münakaşalarında, ilmi tartışmalarında çok ciddi bir özgüvene sahip. Ve hiç kimseye eyvallah etmeyen ilimde. Ha insandır, yanılabilir. Hani bizim yine ilim geleneğimizde men lellezî mâ sâ'akat ve men lehul husnâ fakat. Kim var ki hiç yanılmamış, daima doğru söyleyen kimse yok ki. Biliyorsunuz İmam Malik rahimehullah Resulullah'ın mezarının yanında Resulullah'ın mezarına işaret ederek şöyle der: kullu ahadin yukhadu min kavlihi ve yuraddu siva sahibi hadel kadar. Herkesin bir takım ilmi görüşleri, ilmi sözleri kabul edilir. Bir kısmı da reddedilir. Peygamber hariç. Ha niye peygamber hariç? Çünkü o vahiy ile müeyyettir. Vahiy onun yanlışlarını düzeltmektedir. Onun için herkes, Ebu Kemal Paşa da yanılır, Gazali de yanılır, başkası da yanılır. Ama önemli olan ilmin özgürlüğü içerisinde insanlar ilimde gördüklerini serbestçe ifade edebilmeleridir. Hiçbir komplekse kapılmadan, hiçbir endişe duymadan bunu ifade edebilmektir. Ebu Kemal Paşa'da bunu çok yüksek düzeyde görüyoruz. Ve tabii Ebu Kemal Paşa bunu yaparken boş konuşmuyor değerli dostlar. Bu da çok önemli. Hani birisine hiçbir konuyla ilgili birikiminiz, bir takım bilgileriniz olmadan reddetmek ayrıdır. Ama konuyla ilgili ciddi bir birikim sahibi olarak konuyu gündeme taşımak çok ayrıdır. Ebu Kemal Paşa bunu yapar. Yani ciddi bir birikimle gelen ilmi görüşleri münakaşaya açar, tercihlerde bulunur ve bu tercihlerini yaparken de daima kaynaklara dayandırarak, yani delille konuşarak yapar. Boş konuşmaz. Hocam, toparlamak üzereyiz. Ben bir, iki kayıt aldım İbni Kemal'in altını çizdiğiniz. Bir, işte literatür birikimi, evet. İkincisi taklide dayanmaması. Ben üçüncü, boş evet. Bekliyor. Lütfen evet. Söyleyin. Tamam hocam. Ne kadar sürem kaldı? Üçü bitirdiğinizde sürede bitmiş. Tamam. Ama onun edebi kişiliğine de henüz girmedim. O zaman şöyle çok hızlı bir şekilde. Onun için üçüncü özelliği ansiklopedik bir alim oluşudur. Ki zaten yine açılış konuşmalarından da bu çok iyi anlaşıldı. Yani İbn Kemal Paşa bugün modern dönemde modern akademisyenlikte olduğu gibi sadece bir alanla değil. Edebiyatta söz sahibidir, fıkıhta söz sahibidir, hadiste söz sahibidir, tefsirde söz sahibidir. Çok renkli, çok zengin bir ilmi kişiliğe sahip olduğunu görüyoruz. Tabii edebi yönüne de baktığımızda Ebu Kemal Paşa özellikle Arap dili, yani el-lüga dediğimiz alanda çok ciddi bir takım katkıların onun Et-tenbih ala galatil cahili ve nebih adlı eseriyle 115 kelimenin yanlış kullanıldığını, bunun tasiha muhtaç olduğunu söylüyor. Ki bu ilim geleneğimizde olan bir şeydir. Yine başlık olarak sizi sıkmak istemiyorum ama mesela tefkikut demair gibi, telvinul hitab gibi, icaz itinab gibi, istihare gibi birçok ilmi konuda Ebu Kemal Paşa tabir yerindeyse son noktayı koyuyor. Yani çok ayırıcı, çok tatmin edici ve delile dayalı olarak, delile dayalı, bu çok önemli. Bir de Ebu Kemal Paşa'nın şu özelliği de çok dikkat çekicidir. Çok eleştirir ama hiç saygıda kusur etmez. Zemahşeri'yi eleştirir.
Efendimiz çok Kadı Beybani eleştirir. Bunları çok eleştirir ama saygıda kusur etmez. Bu çok önemli. Bir de onun eleştirdiği, yani karşısında ilmi olarak durduğu şahsiyetlere de bir atıfta bulunarak bitireyim. Başta Seyşeri Gürlani, Teftazani, Zemahşeri, ki bizim ilim geleneğimizde Zemahşeri'ye birinci allame denir, Teftazani'ye de ikinci allame denir. Bu iki allameye de efendime söyleyeyim Sabrul Efadır. Hatta Cevheri, ki lügatte çok farklı bir simadır. Cevheri'ye kadar zaman zaman İbn-i Kemal Paşa'nın dik durduğunu, onun görüşlerini eleştirdiğini ve katılmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla bizim yeni ilim nesli içinde İbn-i Kemal Paşa'nın o özgürce ilmi görüşlerini ve edep dairesinde, kimseye hakaret etmeden edep dairesinde efendim görüşlerini serbestçe ifade etme noktasında gençlerimize de önemli bir rol model olduğunu teşkil ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet. Hocam tam vakitlice bitirdiniz ve güzel oldu, özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Sabri vurgusunu getirir Murat Hocam bilmiyorum. Mustafa Sabri Tokat'ın önemli bir ismi ama biraz siyasal bir, şunu hatırlıyorum ben, bilirkişi mahkeme bana dosyayı göndermişti. Samsun'da İsa Yüceer Hoca Mevkıful Beşer Tahta Sultanil Kader kitabını Mustafa Sabri'nin Türkçe'ye tercüme etti diye mahkemeye verildi. Cumhuriyet değerlerine hakaret eden bir adamın kitabını Türkçe'ye tercüme ettiler diye, mahkemeye vereni söylemiyorum ama Hürriyet gazetesinin manşetindeydi. Sonra bana geldi dosya. Ben de tabii bilirkişi olarak bu insafsızlığı reddetmesini sağlayacak bir karar çıktı sonunda. Ama Mustafa Sabri, evet, enteresan bir kişiliği vardır. Vahdet-i Vücut Risalesi'ni Hüseyin Atay Hoca Vahdet-i Vücudunu Türkçe'ye tercüme etmiştir. Vahdet-i Vücudu reddediyor bir Tokatlı. Ama önceki Tokatlı Vahdet-i Vücudu olumluyor. Ve Vahdet-i Vücut geleneğinde İbn-i Arabi'yi takip edenler, şimdi hocam ifade etti, İbn-i Kemal'de müthiş bir ne diyelim, ego var diyelim. Özgüven. Nasıl? Şöyle diyor, şimdi Davud el-Kayseri daha önce gelen bir alim de Mukaddemat kitabında şunu yazıyor daha başında: bu kitapta yazılanları ne benden önce birisi yazdı ne de bundan sonra yazabilir. Şimdi İbn Arabi'nin şarihidir Davud el-Kayseri. Benzer bir ifadeyi İbn Kemal'de görüyoruz. Araplar gelsinler, dillerini, kültürlerini benden öğrensinler. Aynen Zemahşeri gibi. Bu biraz Arapçılığın bizim topraklarda ve Maturidi Hanefi geleneğin canına okuduğu Semerkant bölgesinde ta Ebu Hanife ile başlar bu maalesef bu kültür. Yani Kabe'nin etrafında Ebu Hanife'yi tanıyan Araplar, zaniyenin çocuğu senin burada ne işin var dedikleri için o birikim ta buralara kadar gelmiştir diye benim bir değerlendirmem var. Maalesef böyle bir dikotomi olması gerekmiyordu. O genel bir, değil hocam. Ya. Bir tabii onu diyorum. O genel değil ama onu da yazmak lazım bir kenara. Cevheri'yi andı hocam, büyük bir lügatçidir ama aynı zamanda bir bilgi vereyim hocam. Sizde olmayabilir bu bilgi. Sivil havacılık, biliyorum, sivil havacılık tarihinin ilk sivil şehididir. Uçmaya çalıştı. Onu Cevheri biliyorum. Farabi'nin yeğenidir. Kendisi Kazak'tır. Uçmaya çalıştı fakat kanatları açılmadığı için çakıldı. Sizde bilgi var hocam, özür diliyorum. Cevheri de öyle bir isim. Hocam tekrar teşekkür. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Arapçayı bütünüyle okuyacağız yayınlandığında. Ahmet hocam, birbirinden çok farklı tebliğler var. Tarih felsefesinden geçtik Arabi ilimlerdeki yerine. Şimdi de Hanefi hukukuna ve Osmanlı hukukuna İbn Kemal'in katkısını biz alacağız. Lütfen hocam buyurun. Teşekkür ediyorum.
Şimdi ben Murat Hocam'a da gıpta ediyorum. Çünkü pandemiden önce rektörümüz toplantı yapmıştı. Benim de doktora tez konum Kemal Paşazade olduğu için İbn-i Kemal'in fetvaları için Osmanlı'da İslam hukuku bu sempozyumu yapma görevini bana vermişti. Tabii pandemi girdi araya ve geçen yıl Murat Hocam ya böyle ben İbn-i Kemal'i çok seviyorum, tokatlıyım, böyle alim yapalım denildiğinde de yanımızdayız dedik. Ancak pandeminin nereye evrileceğini bilemedikleri için Tokat'taki yetkililer biraz yani bekleme taraftarı oldular. Ama Murat Hocam o zorlukları aştı ve bu başarılı sempozyumu yani ön ayak oldu. Ben şunu söylüyorum, Tokat'ta olmasaydı yapamazdı. Çünkü Tokatlıların sanırım genetiğinde var. Kemal Paşazade de İstanbul'a gittiğinde Mevlidzade diye Amasya Tokat Çorum malumunuz onun himayesinde ilmi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. İkinci Beyazı da o takdim ediyor. Onun istediği medreseleri de görev yapmasına yardımcı oluyorlar. Hatta hami olmadığında da Amasya'ya gidiyor, dönüyor. Kayınpederin orada yine ilimle uğraşıyor. Kendini geliştiriyor. Burada da özellikle Çelebi Mehmet'le beraber Osmanlı uleması ona destek veriyor. Özellikle Çorum, Tokat ve Amasya uleması. Ben İbn-i Kemal'in fetvalarını okumaya çalışırken baktım bizim, ben de İskesirli sayılırım, Aybastılıyım. Ya bizim konuşma üslubu var fetvalarda. Sonra okumalar yaptığımda Osmanlı bilim dili aslında Tokat ağzı. Onu söyleyeyim. 1911'e kadar böyle devam etmiş. Sonra İstanbul Türkçesine dönüşmüş. Efendim, şimdi biz tarihimizi seviyoruz, Osmanlı'yı seviyoruz. Hasreti 16. yüzyılı daha çok seviyoruz. Niye seviyoruz? Çünkü her şeyle güçlü olduğumuz dönemler. Bu sadece siyasi anlamda değil, ilmi anlamda da gerçekten güçlüyüz. Ben de doktora tez konusu ararken işte yapılmış doktora tezlerinin sonuç kısımlarını okuyorum. Sayın Dalkıran'ın işte İbn-i Kemal'in kelami görüşleri diye bir tezi vardı. Dedi, yazmış ki fetvaları çalışılmamış. Baktım ben çalışabilir miyim dedim. İstanbul hukuk alanında tez arıyorum. Çalışayım dedim. İşte malumunuz işte Yavuz Sultan Selim kaftanını sandukasın üzerine sevilmesini vasiyet ediyor. Ki günümüze de ulaşmış sağ olsun vekilimiz. Onu ifade ettiler. Yani çalışayım dedim. Şimdi çalışma başladığımda Ebu Suud Efendi ile ilgili dünya kadar çalışma var. İbn-i Kemal yani öyle bir çalışmaya rastlayamıyorum. Bir tane tarih bölümünden yapılmış bir tez var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi gittim yazma eser kütüphanesi Süleymaniye'ye. Yani gerçekten gençler şunu söyleyeyim. Günümüzde yani ilim yapmak gerçekten yani son 20 yılda yapılan çalışmalar neticesinde kolaylaştı. O yazmaları biz tanesini 1 liraya o 2001'lerde alıyor idik ve kütüphanede çalışmak zorundaydık belli bir noktada. Onlar taranmamıştı. Bekliyor idik. Ve günümüzde yani internette ulaşıyorsunuz belli bir baraka kadar bedava. Gerçekten kolaylaştı. Bu anlamda mazeretimiz yok. Yani mazeretimiz yok. Şimdi ertesi gün tatlı alıp getirdi, görevlileri ikram etti. Yani ilim aşkıyla, yani bizim değerlerimizi araştırmak için bu şekilde çalışan insanların yanında bizim daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla sahiplenmemiz lazım. Yani bu değerler bizim değerlerimiz, bizim toprağımızın, bizim medeniyetimizin insanları ve onlar oradaki değerleri alarak kendi medeniyetlerini geliştiriyorlar.
Ve yani anladığım kadarıyla biz şu an kendi medeniyet değerlerimizin dahi belli konularda gerisindeyiz. Yani bu noktada bize sunulan bu imkanları iyi değerlendirmemiz lazım. Hasreten de emeği geçen bütün yetkililere de teşekkür ediyorum. Şimdi İbn Kemal'in Hanefi fıkhına ve Osmanlı hukukuna katkıları dediğimiz zaman değerli dinleyiciler, o külli bir alim. Yani hep Hezarfen falan deniyor da külli bir alim olarak daha çok biz fıkhında değerlendiriyoruz. Ve aynı zamanda bunlar devlet adamı. Yani bazı araştırmacılar ondaki işte hadisleri, 40 hadisteki bir hadis alıyor. Ya böyle saçma sapan bir hadisi nasıl kitabına yer verebilir? Şimdi siz mesela sığır etinin işte özellikle inek etinin yemesinin mekruh olduğuna dair bir hadis almış. Ya böyle saçmalık olur mu falan diyor, peygamber şöyle kesmiş. Siz 16. yüzyılın ortalarında İstanbul'da et kıtlığını bilmezseniz o hadisi anlamazsınız. Ahmet Hocam, efendim? Mekruh demişken aklıma geldi. Evet. Cuma namazı. Evet, ben onun için mesajı aldım. Şunu söyleyeyim kısaca. Bir insanın değeri bulunduğu şartlarda, içinde Hanefi mezhebi 16. yüzyıla kadar oluşmuş bir mezhep, o mezhebi yeniden okuyup ve çağa uygun çıkarımlar yapıyor. Taklit dönemi denildiği o dönemde tahriş yaparak, istidlal yaparak günümüzde içtihat yapacak bir noktaya geliyor. Şu anekdotu anlatarak sözüme son vermek istiyorum. Ben bu tez konusunu aldığım zaman İstanbul Üniversitesi'nde bir hocamız dedi ki, Osmanlı'da fıkıh mı var? Yani senin bununla boşuna çaba harcadın dedi. Geldiğimiz noktada geçen bir profesör hocamız dedi ki, ya hocam ben dedi Osmanlı'da fıkıh olduğunu anladım. İbn Kemal'in de fetvalarını derlerse Tipitak'ta bir proje yap, beni de araştırmacı yazar mısın dedi. Ya gerçekten biz dedelerimizi ve onların eserlerini anladıkça onları daha çok takdir edeceğiz ve onlara daha fazla hürmet edeceğiz. Bu sempozyumun da İbn Kemal'in anlaşılmasına bir katkı sunacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese, bütün hazırlığına teşekkür ediyorum. Dinledikleri için hayırlı cumalar diyorum efendim. Allah'a emanet olun. Ahmet Hocam, nezaketin için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Vaktini kullanmadın ama hem tokatla bu organik ilişkinden dolayı bunu talep etme hakkımız vardı. Nezaket gösterdim. Ben Ömer Mahir Alper hocama, Halil Çiçek hocama ve Ahmet İnanır hocama tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Size de dikkatlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Oturumumuzu burada sonlandırıyorum. Nedir programımız arkadaşlar? Bir hediye takdimi falan var mı? Genelde olur da oradan biliyorum, haberim yok. Devam hocam, devam. Devam hocam. Efendim? Devam. Sanki öyle bir şey var gibi. Var mı? Var gibi. Bakın. Buyurun lütfen. Sahne sizin. Efendim, çok teşekkür ederiz konuşmacılarımıza. Şimdi cuma vakti geldiği için hızlıca hemen Tokat Milletvekilimiz Sayın Özlem Zengin'i hediyelerini almak üzere ve hediyelerini takdim etmek üzere rektörümüz Profesör Doktor Sayın İbrahim Aydınlı'yı sahneye davet ediyorum. Evet, değerli Azrun, şimdi tabii Tokat, evet, üniversitesinden önce bizim hızlı davranmamızın nedeni şu: biz Çubuk Ovası'ndayız aslında. Yıldırım Beyazıt'ın özelliği bizim ruhumuza sirayet ediyor. Biz çok hızlı davranıyoruz her şeyde, onu belirteyim. Onun için burada özellikle vekillerimizin bu toplantıya gelmesi bizi çok memnun etti. Şimdi biz de özellikle protokol hediyesi olarak, tabii sayın vekilim, siz de gelin. Hemen siz akabindesiniz ama arkadaşlar biraz fazla bürokrasiye takılıyorlar. Evet, buyurun lütfen. Şimdi biz özellikle Kemal Paşa Zade'nin bürokrasisinde yer aldığı padişahların dedesinin tuğrasını vereceğiz kendilerine. Yıldırım Beyazıt Han diye geçiyor. Orijinali şimdi takdim edelim öncelikle.
mezarında da, Bursa'da mezarında da aynı. Biraz önce söylediğimiz gibi belki oradan da çok güveni geçirmiş. Evet. Misafirler, protokol ön tarafa, bütün protokolümüzü davet ediyoruz ve hemen bir hatıra fotoğrafı alıyoruz. Kıymetli protokolümüzün rektör yardımcılarımızın sahneye teşriflerini arz ediyoruz. Sayın katılımcılar, değerli konuklar, sempozyumumuzun bugünkü birinci